İkinci sunum olacak benim. Bir de İstanbul'da sunum yapmıştım Mart ayında. Aslında bu o yüzden bu sunum daha iyi olacak gibi. Çünkü orada sorular olmuştu. İşte diyaloglar gerçekleştirmiştik. Şimdi birazcık onlardan aldığım geri bildirimi de kullanacağım. Bu arada genelde beni böyle takım elbise gibi görmek mümkün değil. Daha çok kot pantolon ve Udemy tişörtüyle görebilirsiniz. Ama biraz önce kız kardeşimin nikahı vardı. Oradan çıkıp buraya geldim. Dolayısıyla böyleyim. Şimdi ben biraz şeyden bahsedeceğim. Udemy'den bahsedeceğim. Bizim öykümüzden biraz bahsedeceğim. Ondan sonra da biraz girişimcilikle ilgili genel hatları konuşacağız. Geçen sefer çok fazla soru cevap olmuştu ve hani süre kısıtlı olduğu için biraz yarısında kesip böyle salonda devam etmek zorunda kalmıştık. O yüzden bu sefer sunumu nispeten kısa tutup olabildiğince hızlı bir şekilde hani soru cevap olayına gireceğiz. İsmim Eren Bali, Udemy adlı Silikon Vadisi'ndeki bir şirketin kurucusu ve CEO'suyum. Daha doğrusu kurucularından biri ve CEO'suyum. Twitter'dan beni Eren Bali olarak takip edebilirsiniz. Burayla ilgili bir tweet atmak isterseniz de etohumudemy hashtag ile kullanabilirsiniz. Şimdi önce Udemy'nin şeyinden bahsedeyim size, öyküsünden. 2007 yılında biz işte Ankara'da konut sokakta küçük böyle üst katta eski bir ofiste plastik sandalyeler ve şeylerle 2-3 arkadaş beraber ilk girişimize başladık. O zaman ismi NoBand'di. Ve benim de öyküm şöyleydi. Kişisel öykümden biraz bahsedeyim. İşte lise yıllarında matematiğe çok ilgiliydim. Daha önce de işte uluslararası olimpiyatlara katılmıştım. İşte oradan üniversiteye geçtiğim zaman tamamen böyle bir akademik işte bir matematik profesörü olmayı hedefleyerek üniversite hayatıma başladım. Fakat üniversite yılları boyunca fark ettiğim şöyle bir şey oldu. Ben aslında akademisyenlikten daha çok girişimciliğe ilgi duyuyorum. Ve ikinci, üçüncü sınıfta aslında hatta birinci sınıftan başlayarak böyle küçük projeler denemeye başladım. Başka arkadaş olabildiğince bulabildiğim tüm arkadaşlarımla ufak projeler yaptık. Dördüncü sınıftayken de bitirme projemizi de üç boyutlu bir grafik motoru üretmiştik. Onu şey için kullanarak, ilk işimizde kullanarak daha okul bitmeden ilk şirketimizi Türkiye'de kurduk. Oktay adında arkadaşım, o zaman ortaklarımdan bir tanesi şurada şeydi. Beraber kurduk şirketi ve bu ilk şirketin kuruluşu çok yani ciddi bir şeydi yani mücadele, daha doğrusu hayatta kalma savaşı şeklinde geçti. Çünkü işte büyük sanal büyük şeyleri toplu konutlar için sanal canlandırmalar yapıyorduk. O zamanki öngörümüz şuydu. Sanırım 2006 senesinde toplu konut sektörünün çok hızlı büyüdüğünü görüyorduk ve bunun iyice patlayacağını öngördük. Bizim de elimizde 3 boyutlu bir grafik motor vardı. İşte bununla ne yapabiliriz? Toplu konutları daha yapılmadan önce görselleştirelim. Böylece daha bitmemiş olan toplu konutlara bile insanlar potansiyel müşterileri alırsın, gezdirebilsin. Hatta önden satış yapabilsin de. Bunun için bir iki iş yaptık ama aslında iyi bir alana şey yapmıştık, yüklenmiştik. Çünkü büyüyen bir pazardı. Ve daha önemlisi eğer inşaat sektörüne girerseniz, inşaat sektöründeki en büyük problem likit şey akışı. Yani para akışını sağlamak onlar için en büyük sıkıntı. Çünkü çok büyük bir para yatırıyorlar. Ve daha sonra hemen de geri dönüşünü alamıyorlar. Dolayısıyla daha inşaat bitmeden potansiyel olarak satabilme fikri aslında hani onlar için de çok cazip bir fikirdi. Ama çok iyi gitmedi bu iş. Neden? Çünkü hani ilk müşterilerimiz işte Türkiye'deki inşaat şirketleri, kabaca Türkiye'nin mafyaları. Yani bunlar çok da yani sevimli müşteriler olmuyorlar. Aramızda inşaat şirketlerinde çalışan ya da sahibi olanlar varsa kusura bakmasınlar ama hani o yani olabilecek en kötü müşteri profili başlangıç için. O yüzden böyle biraz burnumuz yere sürttü o işlerde. Daha sonra bir yani farklı projeler yapıyorken aklımıza şu anda Udemy olan fikir geldi. Udemy'den biraz bahsedeyim. Udemy kabaca herhangi bir insanın internet üzerinden başkalarına dersler verebileceği, ders verebileceği hiçbir yatırım para koymadan tamamen kendisine küçük bir online akademi açıp insanları alabileceği bir yer. Kullanıcılar için de internet üzerinde uzmanından doğrudan bir şeyleri öğrenmek için yani geniş bir kaynak. Ve bu bahsedilen öğrenilen şeyler YouTube'daki birkaç dakikalık videolar gibi değil de yani bir konunun tamamen başından sonuna kadar sizi topluca götürebilecek hani bir yani uzun vadeli bir kurs ya da bir üniversite dersi niteliğinde diyelim o derinlikteki dersler. Bunun başlangıcı aslında yine girişimcilerle ilgili olan bazı projelerle başladı. Ve biz şunu fark ettik. İnternet üzerinde herhangi bir insanın ders vereceği basit bir platform yok. Yani aslında çok daha online eğitimin başlangıç
yani ilk adımı sayabileceğimiz herhangi bir insanın ders verebilmesini sağlamak kısmı bile eksikti. Biz bunu Türkiye'de başladık. Aslında daha özel bir kurum için önce bir online eğitim platformu yaratmıştık. Daha sonra bunu tüm dünyaya tamamen bedava olarak açmak istedik. Ama tabii biraz zorluklar oldu. Çünkü Türkiye'de, yani bu 4 sene öncesiydi kabaca. Yani böyle yeni bir şey için, fikir için pazar küçüktü, çok küçüktü. Yeterince erken dönem kullanıcısı yoktu. Ve biz de aslında birçok şeyi hatalı yapıyorduk. Yani aslında çok uygun bir pazar olsaydı muhtemelen başlangıçtaki yaklaşımımızla başarılı olamayacaktık. Yani bir örnek vermek gerekirse bir sene boyu daha hiçbir ürün yayına sokmadan işte hep beraber böyle mühendisler olarak oturup çalıştık. Daha sonra işte işler burada hani çok iyi gitmeyeceğini anlayınca durdurmak zorunda kaldık şirketi. Ve daha sonra işte o zaman Silikon Vadisi'ndeki bazı şirketlere de danışmanlık yapıyorduk Türkiye'den. Birazcık da hani şirketi Novben'de ayakta tutmak için yapıyorduk bunu. O şirketlerden bir tanesini full time çalışmak için Silikon Vadisi'ne gitmek durumunda kaldım. Burada bir yanda Silikon Vadisi'nde her şeyin çok farklı yapıldığını fark ettim. İşte biz bir sene Novben'de için böyle oturup işte harıl harıl çalışıyorken, her şeyi mükemmel hale getirmeye çalışıyorken Speed Date, yani yeni şirketin çalışmaya başladığımız Speed Date'de birinci haftanın sonunda ilk ürünü yayına sokup kullanıcıları almaya başladık. Ve aslında bundan sonra da her yaptığımız her şey kabaca Türkiye'de yaptığımız yani uğraştığımız, üzerine çalıştığımız yöntemin birebir tersiydi. Ve Speed Date'de işte 2,5 milyon dolar yatırım alarak başlamıştı şirket zaten. Ben ilk mühendislerinden bir tanesiydim. İşte Türkiye'den çok başarılı mühendisler götürdük. Belki hani burada ismi duymuşsunuzdur Speed Date'in. Türkiye'den özellikle oraya giden mühendisler yüzünden. Ve işte şirket 3 sene içinde 10-15 milyon civarında kullanıcıya ulaştı. 16 milyon dolar civarında yatırım aldı ve işte her ay birkaç milyon dolar gelir getirecek hale geldi. Ve hala iyi gidiyor. Ama oradaki Speed Date'deki tecrübe ve yani Silikon Vadisi'nde de birazcık kendimize bir ağ kurmaya çalıştığımız dönem içinde farklı bir yani bakış açısı elde ettik. Ve Udemy olarak Novben'de tekrar Amerika'da konumlandırdık. Yani ne kadar burada çok iyi gitmemiş olsa da aslında o fikre çok güveniyorduk. Orada birazcık normalde bu kadar böyle sıkıntı geçtikten sonra fikri aslında bırakmanız gerekir. Yani mantıklı olan hareket odur. Biz mantıklı olmayan hareketi seçtik. Amerika'da bu işi tekrar yapmaya çalıştık. Ama bu sefer bazı şeyler farklı gitti. Yani biraz daha tecrübelenmiştik. Ve Silikon Vadisi'nde yani bazı, birazdan bahsedeceğim, bazı şirket fikirleri Silikon Vadisi'nden çıkmak zorunda. Başka bazı fikirler de hatta Los Angeles'tan çıkmak zorunda, bir kısmı Avrupa'dan çıkmak zorunda. Ama şirketinizin, fikrin, pazarın ilk çözmeye çalıştığınız problemle bulunduğunuz konu aslında bayağı birbiriyle ilişkili. Silikon Vadisi'nde, efendim? Soruları bir kısa sürecek zaten sunum, ondan sonra sorulara geçeceğim. Hızlı bir o zaman öykü anlatayım. İşte 2010'da Ocak'ta tekrar Silikon Vadisi'nde Udemy olarak incorporate ettik şirkete. Daha sonra yatırımcılarla görüşmeye başladık. Yaklaşık 50-60 tane yatırımcıdan hayır cevabı aldık. Tabii şöyle bir durum oldu yani. Türkiye'de başladık, olmadı falan. İşte biraz bazı şeyler istediğimiz gibi gitmedi. Amerika'ya gittik, birkaç senelik bir uğraştan sonra tekrar bir canlandırmaya çalıştık. Sonra bir tane yatırımcıya konuşuyoruz ve ondan hayır cevabını alıyoruz. Sonra ikincisinden, üçüncüsünden, dördüncüsünden hayır cevaplarını alıyoruz. O zamanki psikolojimizi bir hani kafanızda canlandırmanızı istiyorum yani. İşte orada aslında mantıklı olan herkes bir yerden sonra bırakırız da sanırız. Çünkü hani hayır aldığımız, yani hayır cevabını aldığımız yatırımcılar da artık böyle sıradan konuyla alakası olmayan yatırımcılar değildi. Bunlar hepsi artık Google'un, işte YouTube'un, Facebook'un arkasındaki yatırımcılardı. Hani işinde bilen insanlardı. Ve online eğitime karşı da özellikle çok ciddi bir şeyleri vardı. Pazar olarak ciddi bir antipatileri vardı. Ve biz de büyük yatırım şirketleriyle görüşüyorduk. Daha sonra işte biraz daha çabaladık. İşte bir Amerikalı ortağımız vardı, Gagan yani isminde. O işte işini bıraktı. Daha da böyle biz çok yani bugün hayırlar aldıkça iyice üzerine düşmeye başladık. Bu sefer Mayıs ayında yayına soktuk Amerika'da siteyi. Mayıs ayında yayına soktuktan sonra 3 ay içinde işte birkaç bin civarında online ders seçen insanlar olmaya başladı. Ufak da bir trafik elde etmeye başladık. Aslında yani radikal bir trafiğimiz yoktu. Oldukça düşük miktarda bir trafiğimiz vardı ama yani birkaç kişi en azından kullanıyordu siteyi. Öyle söyleyeyim size. Birkaç gerçek hoca, birkaç gerçek öğrenci kullanmaya başlamıştı. Tekrar yatırımcılarla görüşmeye başladık ama hiç kimsenin kullanmamasıyla birkaç kişinin kullanması arasında radikal bir fark olduğunu fark etmemiştik biz o zaman. Yine bazı işte bu sefer daha melek yatırımcılarla görüşmeye başladık. Böyle 3-4 görüşmeden sonra hayır cevaplarını almaya başladıktan sonra böyle yavaş yavaş son ümitlerimiz tükenmeye yakınken işte Keith Rebuo diye Silikon Vadisi'nin en ünlü melek yatırımcılarından bir tanesi. İşte ben
küçük bir para, 50 bin dolar koyuyorum dedi bu işe. Öyle bir anda şey olduk yani, dipten döndüğümüz nokta o oldu. Daha sonra işte bir tane daha çok bayağı tanımış bir yatırımcı, o da kendisi küçük bir meblağ koydu. Onların arkadaşları derken işte AngelList'te yeni bir kurulan şirket vardı. Orada bir sürü melek yatırımcıların bir arada oldu. Oradan insanlar geldi derken böyle 2-3 hafta içinde hani böyle çok az ümidimiz derken bir anda işte biz 300 bin dolar para yatırım almaya çalışıyorduk. O da hani benle Oktay'ın vizesini sponsor edebilmek için gereken en az rakamdı. İşte 300 bin dolar bekliyorken işte bir anda 500 bin dolara bulduk. 500 bin dolara yatırımcılarımıza sorup arttırmaya istedik. İşte 1 milyon dolara çıkardık limiti. Böyle bir hafta sonra 1 milyon dolar bulduk. Hatta 1-200-1-300 gibi bir şey oldu. Hani toplam istek geldi. Daha sonra biz işte 1 milyon dolarla kesmek zorunda kaldık bunu. Orada tabii şöyle bir gerçeği fark ettik yatırımcılarla ilgili. Yatırımcılar biraz şeye benziyor işte. Penguenlerin böyle işte her sene göç ettiği bir zaman var. O zaman böyle tüm penguenler böyle şeyin, yani buzun önüne daha suya atlamadan önce oraya kadar geliyorlar ve aşağı bakıyorlar ama atlamıyorlar suya. Böyle şöyle bakıp çekiyorlar kafalarını. Sonra başka penguenler birikiyor oraya. Hepsi bakıyor çıkıyor falan. Sonra bir tane penguen atlıyor suya. Ondan sonra tüm penguenler birden böyle hurra başlıyor ve göç başlamış oluyor. Aslında yani o ilk pengueni bulmak yatırım alma sürecinin en önemli aşamasıydı. İşte biz de bir ilk penguenimizi bulduktan sonra biraz süreç farklı oldu. 1 milyon dolar yatırım aldıktan sonra işte kendimiz tam zamanlı hale geçmeye çalıştık. Ve Silicon Valley'e gitmek hani bu çok kolay bir şekilde anlatıyorum ama aslında Amerika böyle çok da yabancılara rahat karşılayan bir yer değil. İşte vize falan problemleri çok ciddi problemler. Kendi vizelerimizi halledip tam zamanlı olmamız ciddi bir sıkıntı haline geldi. Ondan sonra işte çalışmaya başladık. Sanırım geçen 2010 Ağustos ayında ilk yatırımımızı almıştık. Ondan sonra Ocak civarında ilk paralı dersleri satmaya başladık. Udemy'nin gelir modeli de şuna dayanıyor. Eğer bir hoca tamam bedava ders vermek istiyorsa her şey bedava. Ama eğer paralı dersler vermek istiyorsa biz de bunun da altyapısını da sağlıyoruz. Ama gelirin %20'sini alıyoruz. Şu anda %30'a çıkardık bu rakamı. İlk paralı dersimizi Ocak ayında satmaya başladık. Ve o esnada hala sadece 3 kurucu olarak devam ediyorduk. Yani fazla genişletmedik ekibi. Bu Mart'a yakın aslında biraz şeyi çözmeye başladık. Hani internet üzerinden nasıl online ders satılır problemi çözmeye başladık. Çünkü aslında bize yatırım yapan yatırımcıların bile çoğunluğu internet üzerinden online ders satılamayacağını iddia ediyordu. Onların bize para koymasının sebebi hani ya bu paralı deneyeceksiniz olmayacak ama hani uzun vadede işte bir komite üretebilirseniz işte bedava derslerle çok sayıda trafik elde edebilirseniz hani ilginç bir şey çıkabilir. Yani burada böyle iyi bir ekip var. Ekip iyi olmaktan öte böyle hani yılmayan bir ekip, böyle tüm zorluklara rağmen devam eden bir ekip. Bir şekilde bir şeyler bulursunuz diye parayı koymuşlardı. Hatta bunda böyle paralı mı dersler olsun, paralı derslere mi odaklanalım, bedava derslere mi odaklanalım bir şekilde bir e-mail gönderdiğim zaman yatırımcımızın çoğunun hani paralı ders konusunda fazla ümitli olmadığını fark etmiştik. Neyse Mart ayında birkaç ders paralı dersten başarı elde etmeye başladık. Ondan sonra da birkaç adam almaya başladık. Derken işte biraz daha büyümeye başladı şirketin satışları. Amerika'da en büyük sıkıntılardan bir tanesi Silicon Valley'sinde iyi mühendis bulmak aşırı zor. Yani herhangi şirkette konuşursanız bir numaralı problemleri iyi mühendise iyi tasarımcı, yani iyi adam bulmak. Biz de aynı problemi çekeceğimizi biliyorduk. İşte biz de en son çözümü Türkiye'de bulduk. Çünkü Türkiye'de çok iyi mühendisler var. Türkiye'deki mühendisler hani işte bir ODTÜ'den, Bilkent'ten mezun olan, Boğaziçi'den mezun olan mühendisler aslında MIT'den, Stanford'dan, Harvard'dan mezun olan mühendislerden çok da farklı değil. Yani hatta yani çoğu buradaki mühendis oradakilerden daha iyi. Tek bir farkı var. Oradaki mühendisler o geçmişçi kültürün içinde yetişiyorlar. Yani startup kavramına baştan aşinalar daha üniversite yıllarının başından beri. Çünkü yani işte Zuckerberg'leri, işte arkadaş, yani milyonlar olan arkadaşların hikayeleriyle büyüyorlar. Burada sadece o yok. Hani o yüzden böyle birkaç aylık nasıl desem bir alışma sürecinin dışında Türkiye'deki insan kaynağı, yani şu anda var olan insan kaynağı Silicon Valley'den kat kat daha iyi durumda. Biz de Türkiye'ye döndük. Türkiye'den ekip kurmaya başladık. Amerika'da işte iş geliştirme ekibimizi kurmaya başladık. Böyle sadece şirketin satışları da her ay %30-50 civarında arttı. İşte şu anda yani geçtiğimiz ay sanırım 180 bin dolarlık satış yaptık ve bu rakam da her ay %20-%30 civarında artıyor. Şu anda toplam 13 kişi şirket. İşte bir 5-6 ay içinde 20-25 kişiye çıkacağız muhtemelen. Parasal açıdan sıkıntımız yok ve yatırım almak istersek, bir seri A yatırım almak istersek hani bunu böyle bir haftada bitirebileceğimize de şeyiz hani bitirebileceğimize dair de çok kuvvetli kanıtlar var, öyle diyeyim. Yani yatırımcıların ciddi bir ilgisi var. Şirket şu anda iyi gidiyor ve Amerika'da özellikle eğitim alanında en işte yani gözde olan şirketlerden biri olmaya başladı Udemy.
Burada yani şu anki durumumuz ama yani bir anda böyle dibe çok yaklaşmanın verdiği bir şeyle hani o zıplama etkisiyle şu anda hala hızlı bir şekilde büyüyoruz. Ve bizim de vizyonumuz şu anda Udemy'nin 4-5 sene içinde dünyanın en büyük internet şirketi olması. Eğitim şirketi olması. İnternet değil. Eğitim şirketi olması ve şöyle bir durum var Udemy'nin. Online eğitimde henüz bir Facebook, bir Google'ı yok. Çok bir devasa bir şirketi yok. O yüzden biz de o devasa şirketin olabileceğimizi düşünüyoruz. Tüm yaptığımız çalışmalar da ona gidiyor ve yani umarım işler yolunda giderse Türkiye'den işte gelişimcilerinde uluslararası anlamda büyük bir başarı elde ettiği bir örnek haline gelecek. Şimdi biraz girişimcilikten bahsedeceğim. Şimdi Türkiye'deki özellikle bana en çok sorulan soru her zaman Türkiye'deki girişimcilikle Silicon Valley'de girişimcilik arasındaki fark ne? Silicon Valley'e gelmemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bunlar üzerine çok yoruluyor. O yüzden ben de sunumu onun üzerine odaklayacağım. Şimdi geçen sunumda aslında aktarmaya çalışmıştım ama nedense yanlış bir izlenim bırakmışım. Silicon Valley'sine gitmek girişimcilik için bir ön bariyer değil. Eğer bir girişimimiz varsa bunu yapmaya başlamak için oraya gitmeniz gerektiğini düşünüyorsanız yani hani bu elinizdeki kaynakları hemen en kötü kullanımlardan biri olur. Oranın burayla bir farkı var, avantajları var, onlardan da bahsedeceğim. Ama bu avantajlar yani buradaki işinizi bırakıp hani her şeyi bırakıp orada baştan başlamanıza sebep olacak kadar yüksek değil. Aslında doğru hamleleri buradayken yaparsanız da orayla şey yapabiliyorsunuz, hani orayla yarışabiliyorsunuz. Özellikle bu geçtiğimiz 3-4 senede bile hani Türkiye'deki internet sektörü çok gelişti. Böyle artık ben en son buradan gittiğim zaman 2006-2007'de işte en büyük şirketler 10-15 milyon dolarında gibi değerlendirmelerden bahsediliyorken şu anda Türkiye'de 200-300 milyon dolarlık değerlendirmelerden bahsedilen en az 3-4 tane şirket var. Bunların başarısı aslında ciddi bir şey yani. Hani pazarı hızlı bir şekilde şu anda gelişiyor. Buranın hatta Silicon Valley'de ya da başka yerlerde çok büyük avantajı da var. Şimdi ama en önemli, en kritik kısım Türkiye'de çoğu zaman girişimci kültürünüz yeterince oturmamış olduğu için büyük hatalarla başlıyor girişimciler. O yüzden ben de size hani en yaygın yapılabilecek hatalar ya da bizim daha çok yaptığımız hatalar ne olduğunu söyleyeceğim. Çoğu zaten çok tanıdık gelecek size kendinizden. O yüzden o şekilde başlıyorum sunuma. Şimdi en kritik şey fikir. Fikir denilen şey nedense burada, yani Silicon Valley'sinin dışındaki hatta hemen her yerde yani bir girişimin en önemli mal varlığı olarak düşünülüyor. Böyle en ortadaki şey. Ama aslında hemen en önemsiz etmenlerinden bir tanesi. Yani artık girişimcilikte fikir devri ortadan kalktı. Yani bir fikrim var dediğiniz zaman böyle bir şey hani bir mesela Silicon Valley standartlarında bu biraz şey sayılıyor. Yani garip sayılıyor. Çünkü hani fikir başlangıç noktası değil. Artık problem her zaman başlangıç noktası. Problem ve pazar. Bir sonraki şey geçeyim. Yani şöyle bir şey olsa ne güzel olurdu diye bir fikriyle başlamıyorsunuz girişimciliğe. Ya da hatta şunu muhtemelen kaç kişi yaptığını çok merak ediyorum. Böyle arkadaşlar bir araya gelip girişimcilik fikirleri üretmeye çalışan kaç kişi var aranızda? El kaldıralım. Böyle oturup girişimcilik fikirleriyle ilgili brainstorming yapanlar. Şimdi bu yanlış yaklaşım. Neden yanlış yaklaşım? Çünkü birazdan daha bahsedeceğim. Bir yani fikir dediğiniz şey aslında bir çözüm fikri oluyor. Daha problemi düşünmeden çözüm fikri oluyorsunuz. Çoğu girişimin batma ya da başarısız olma nedenlerinin başında yatan şey aslında orada gerçek bir problemi var olmaması. O yüzden her zaman başlamamız gereken problem. Nedir problem? Örneğin Udemy'de çözmeye çalıştığımız en basit problem internet üzerinden ders veren kişiler için internet üzerinden ders verebilecekleri basit, kolay bir platformun bulunmaması. Kullanıcılar için de ucuza, doğru, kaliteli, derin bir eğitim verilecek bir noktanın olmaması. Yani bu işin bir Google'un olması. Gidip ben buradan herhangi bir şey öğrenebilirim. İşte istediğim detaylı konuda kendimi geliştirebileceğim diye bir kaynağın bulunmaması. Bazen problem dediğiniz şey bazen çok bariz olur. Örneğin Google. İnsanlar bilgiye ulaşmak istiyor. Bunun için bir arama motoru lazım. Bazen aslında daha komplike oluyor. Örneğin Twitter. Twitter'da problem dediğiniz şeyi aslında böyle senelerdir Twitter kullanana kadar ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Şimdi tüm girişimciler problemle başlıyor desem yalan olur. Yani bazı girişimciler problemle başlamıyor. Onların istisnalarını da anlatacağım. Ama yani başarılı bir girişim kurmanın en önemli şeyi bir problemle yapmak. Nedir problem? Etrafınıza bakın işte sağlık, yani ilk başta sizin saçmalamanız gereken şey pazar problemden de önce. Hangi pazarda bir çalışmak istiyorum? Bu pazar en azından sizi heyecanlandıran pazar olmalı. Örneğin sağlık pazarını kafanızda koydunuz.
Sağlık pazarından sonra sağlık pazarı içinde yani sağlık neden sağlık yeterince değil? Neden şirketler, insanlar bu kadar sıkıntı çekiyor? İşte hastaneler hala yeter verimli çalışmıyorlar. Sigorta şeyleri yani hani poliçeleri neden bir dolandırıcılıktan öteye gitmiyor? Bunları düşünmeniz lazım. Bu sağlık pazarının içindeki problemler ne? Daha sonra kendinize çözmeye hedefleyeceğiniz bir problem bulmanız lazım. Örneğin sağlık alanındaki bir problem işte sigortalar. Yani bir sağlık sigortası yapsanız bile aslında sağlık sigortasının içinde yani ne maddeler olduğunu bilmeniz çok zor. Yani bunlar olabildiğince karışık şekilde yapılmış şeyler. Bu da bir problem çünkü o zaman sigortanızdan beklediğiniz verimi alamıyorsunuz. İşte hasta oluyorsunuz, sigorta bir yandan ödemediğini fark ediyorsunuz. Bu örneğin bir problem. İşte hastanelere gittiğiniz zaman doğru doktoru seçememeniz de bir problem. İşte belki Türkiye'nin çoğu yerindeki insanların doğru düzgün bir hastaneye erişimli olmaması da problem. Yani seçmeniz gereken bir problem var. Daha sonra problemin bir tane çözüm üretmeniz gerekiyor. O çözümü de bir başlangıç noktasına başlamanız lazım. Genelde problemin tamamını çözemezsiniz. O problemin en çok yaşayan ya da yani özel bir kesitini, bir başlangıç noktasını bulup o bir başlangıç noktasına yapabileceğiniz en küçük çözümle başlamanız gerekiyor. Yani pazarla başladık. Pazar sağlık. Sağlık pazarı işte senelik dünyada birkaç trilyon dolar civarında bir pazar. Hani çok devasa bir pazar. O pazardan bir problem elde ettiniz. Burada şöyle bir yanılgı var genelde. Büyük bir şirket kurmak için büyük bir problemle başlamak gerektiğini insanlar düşünüyor. Bu yanlış. Aslında çok büyük şirketlerin çoğu küçük problemlerle başlıyor. Yani ve hatta genelde başladıkları zaman problemin ne kadar önemli olduğunu fark etmiyorlar. Zuckerberg'in Facebook'u ilk kurdukları zamanki bir işte şey var, röportajı var böyle ilk ofislerinde şey diyor. Yani Facebook ne olduğunu sordukları zaman bir işte üniversite öğrenci direktörüsü diyor, dizini diyor. Yani yapmaya çalıştıkları şey aslında üniversite öğrencilerin bir dizi şeklinde ulaşabileceğiniz bir site yaratmak. Yani ya da bir Google hani çok daha küçük problemlerle aslında hani internet üzerindeki sonuçları işte doğru sıralanmaması problemiyle başladı. Ya da daha da çok klasik bir örnek vereyim. Trulia diye bir şirket var. İşte IPO yapan yani hani çok devasa bir şirket. Muhtemelen birkaç milyar dolar boyutunda o da. Yani Zillow'un ilk başlangıç noktası şeydi. Bir site üzerinden herkes kendi evinin fiyatını görebiliyordu. Sadece yani herhangi bir adres verdiğinizde o adresteki evin fiyatını görebileceğiniz bir şeydi. Siteydi. Ama bu problem bayağı küçük bir problem gibi gözükmesine rağmen yani Amerika'da yani milyonlarca ev sahibi insan var. Bunların hepsi evinin şu andaki pazardaki fiyatını merak ediyor. Aynı zamanda başka bir mahalleye gidip o mahalledeki evlerin fiyatını merak ediyor. Yani bir problem küçük bile olması, küçük gözükmesine rağmen eğer yeterince büyük sayıda insan bu problemi yaşıyorsa o zaman burada büyük bir girişimcilik şeyi vardır. Önemli olan sizin orada ürününüze net bir fark yaratabilmeniz lazım. Yani bir tane bile kullanıcı ya da bir ya da birden fazla kullanıcıya hayatında böyle yani bir problemi çözebiliyorsanız gerçekten yani o zaman bir girişiminin ilk adımını atmışsınız demektir. Etrafınızda girişimcilere bakın. Çoğu aslında net bir problem çözmüyorlar. Çoğu aslında bir fikirle gelmiş insanlar. Girişimcinin şöyle bir şey olsa ne güzel olur diye şeyler. Aslında gerçek bir probleme karşılık gelmiyorlar. Ya da o gerçek problem yeterince büyük değil. Ya da o gerçek problemin sahip olan insan grubu yeterince ulaşılabilir durumda değil. Şimdi dolayısıyla bir başlangıç noktasıyla başlayacağız dedik. Örneğin misal Facebook neyle başladı? Harvard Üniversitesi'ndeki öğrencileri birbirine işte bağlayan oradaki sosyal iletişimleri sağlamak için başladı. İşte yani çoğu şirket aslında çok daha küçük bir şeyle başlıyor. Groupon aslında şeydi hani Groupon olmadan önce işte insanların belli miktarda insan bir ortama girdiği zaman hani şirketlerin belli bir sözler verebileceği bir şeydi. Bir platform olarak başladı. Daha sonra Groupon haline gelmenin de başlangıcı aslında bir tane WordPress bloğunda işte alt kattaki pizzacı için %50 indirim veren bir tane şeyle hani bir post atmalarıyla başladı. Yani bunların çoğu aslında yani bir küçük başlangıç noktasıyla başlıyor. İşte Yelp sadece San Francisco'daki restoranlara review yazabileceğiniz bir ortam olarak başladı. Bu başlangıç noktasını seçmek çok kritik bir nokta. Çünkü eğer doğru başlangıç noktasını seçmezseniz yani başarısız olma şansı çok yüksek. Şimdi burada 3 tane şey görüyorum. 3 değişik yöntem görüyorum. Ya o problemi en yoğun yaşayan insan grubuyla başlayacaksınız. Bunun avantajı nedir? Çünkü o insan grubu o problemi yani o çözümümüzü sunduğunuz anda bir anda zaten hani biliyor tamam ben bu problemi yani sabah akşam yaşıyorum diyor. Çok kolay adapte edebiliyorsunuz. Bazı şirketler çok yoğun kullanan çok yoğun o problemi çeken insanlarla başlıyor. Bunun dediğim gibi basit bir avantajı var ama her zaman bu mantıklı olmayabilir. Çünkü
problemi çok yoğun çeken insanların ihtiyacı genel pazarın hani daha basit anlamda çekeceğin insanların pazarıyla çelişebilir. Örneğin klasik bir örneği işte çoğu yazılım yaptığın zaman işte bunun hem tüketici tarafında çok büyük bir iş oluşturabilecekken bazen kurumların çok daha fazla ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla şirketler kurumlarla başlıyorlar ve kurumlarla başladıktan sonra aslında tüketicileri açamıyorlar şirkete. Örneğin biz Udemy'de problemi en yoğun olarak yaşayan tarafla başlamadık. Çünkü o kesim yani özellikle üniversiteler ve liseler, lise şeyleri yani adapte etmenin çok yavaş olduğu zor ulaşılan bir nokta. Dolayısıyla ikinci kısma geliyoruz. Probleminiz yani girişiminizin en kolay yayılabileceği noktadan başlayabilirsiniz. Örneğin Udemy'de bizim yaptığımız şey oldu. Biz tamamen Amerika'daki işte tüketicilere yönelik teknoloji ve iş geliştirme dersleriyle başladık. Neden bunlarla başladık? Çünkü Silicon Valley'deydik. Etrafımızda yüzlerce işte business alanında uzman, şey alanında uzman, hani girişimcilik alanında uzman ya da program alanında uzman insanlar vardı. Hani en yakın böyle rahat pazarlama yapabileceğimiz yer orasıydı ve o zamanki ev arkadaşlarımız Startup Digest diye büyük bir tane newsletter'ın kurucusuydu. İşte 100-200 bin tane Silicon Valley'sinden üyeleri vardı. Yani ilk dersimizi işte nasıl yatırım alınır diye yapıp kendi yatırımcılarımızın bir kısmını orada konuşturup ev arkadaşımızın newsletter üzerinde pazarlayarak başladık. Şimdi burada şey çok önemli yani kolay olması yani aslında kolayı seçmek çoğu zaman en mantıklı hareket. Çünkü eğer herhangi bir sebeple başka insanlara bir avantajınız varsa o avantajınızı kullanmanız gerekiyor. Çünkü girişimcilik çok zor bir şey genel olarak. Hani her şey genelde aleyhinize işliyor. Dolayısıyla lehinize işleyebilecek ne varsa kullanmanız gerekiyor. Eğer annenizin işte örgü ekibinde bir tane zengin bir şey varsa hani teyze varsa o size para yatırabilecekse hani onu kullanmanız gerekiyor. Like.com diye bir şirket var işte çok Google'a 200 milyon dolara satıldı. İşte ilk yatırımları işte Hintli ve bir tane Hintli bir Türk kurucuları var. İlk yatırımlarından bir tanesini işte annesinin Manastır grubundan almıştılardı. Ama daha sonra hani çok büyük hale getirdi. Hani yani din, dil, ırk ne varsa kullanabileceğiniz kullanın avantajınıza. Quora örneğin kurucusu işte David D'Angelo hani onlara sordular neden böyle şeylerle başladınız işte startuplarla bu başladınız. Çünkü diyor Facebook'u kurmuştuk. Facebook'un kurucularından bir tanesiydi. Dolayısıyla hani en rahat ulaşabilecekleri insanlar oradan başladılar. Herkes yapabileceği en basit adımla başlıyor. O yüzden kolay olan şeyle başlamak mantıklı olabilir. Üçüncü çok mantıklı olan hareket de pazarınızdaki en bağlantı sayısı yüksek insanlarla başlamak. Örneğin buna Facebook çok iyi bir örnek. Facebook Harvard'daki öğrencilerle başladı. Şimdi onun hiçbir zaman dünyanın en büyük sosyal ağı haline geleceğini yani düşmek bayağı zaman almıştı ama hani aslında şimdi dünyanın en büyük sosyal ağının Facebook olduğunu unutun. Şimdi geriye doğru saralım. Şimdi dünyanın en büyük ağında ne olacak? İşte üniversite öğrencileri kayıtlı olacak, işte lise öğrencileri kayıtlı olacak, memurlar kayıtlı olacak, işte 60-70 yaşındaki teyzelerimiz kayıtlı olacak. Tamam mı? Şimdi bunların hepsinin yani ilk izleyeceği kesim nedir? Aslında gerçekten kolej öğrencileri. Yani aslında hiç Facebook olmasa bile sosyal ağların kolejlerden çıkmış olması gayet mantıklı bir hareket. Çünkü yani kolejler çoğu akımın yani üniversiteler çoğu akımın başladığı noktalar. İşte bir 68'deki böyle şeyleri hani şeylerin başlangıcı düşünseniz orada siyasi akımların başlangıcı onların başlangıcı aslında üniversiteler. Dolayısıyla hani bir akımın 60 yaşındaki teyzelerden başlayıp üniversitelere yayılması hemen imkansız. Ama tersi mümkün. Yani dolayısıyla liselerden başlayıp üniversiteye yayılması da mümkün değil. O yüzden MySpace hiçbir zaman üniversitelerde çok bir başarılı olmadı. Ama üniversitelerden başlayan şey her şeye yayılabildi. Ve zaten bunu aslında Sean Parker hani Facebook'un kurucularından birisi sayılıyor. Aslında president olarak geçiyor. Onun yani Facebook bulması kazara değil yani. O şöyle bir şey yapıyor. MySpace var ama MySpace'in çok büyümeyeceğini o esnada insanlar görebiliyor. Yani ne kadar en büyük şey olsa da. MySpace'i kullanmayan kimler var diye bakıyor. MySpace'i kullanmayan sadece iki grup var. O esnada Amerika'da. Biri üniversite öğrencileri, bir de askerler. Askerler çok zor erişilecek bir alan. Dolayısıyla üniversitelerde başlayan bir sosyal ağın tüm dünyadaki sosyal ağ şeylerini alt edeceğini düşünerek teker teker üniversitelerdeki sosyal ağlara şey yapıyor. Aslında Facebook'un dışında 5-6'dan daha üniversite sosyal ağıyla Sean Parker'ın o zaman iletişim var. Dolayısıyla yani en bağlantılı olan, asıl kıvılcımın patlayabileceğini fark ettiğiniz noktadan başlamak çok önemli bir şey. Ve üniversite öğrencilerinin de içinde Harvard çok önemli bir şey. Çünkü aynı şekilde Amerika'da işte Arizona State'de başlayan bir şeyin akımın Harvard'a yayılması çok zor. Birazcık yani böyle bir akımın en tepeden, en herkesin imrendiği bahşiş noktadan Harvard'ın içinde de Harvard'ın en prestijli kulüplerinden çıkması gerekiyordu. Yani Facebook'un ilk
5-10 kullanıcısı da işte Harvard'daki hangi kulüpte ismini unuttum ama böyle çok prestijli bir kulüpten seçmesi aslında tüm dünyaya yayılmasını şey yani hani orası tüm dünyanın sosyal ağının başlayacağı, kıvılcımını patlayacağı nokta. Aynı şekilde LinkedIn'de de yani LinkedIn dünyanın en büyük şeylerinden bir tanesi sonuçta sosyal business ağlarından bir tanesi. LinkedIn uzun bir süre neyle başladı? Reid Hoffman kurucusu oldukça bağlantılı kuvvetli bir adamdı ve sadece tanıdığı yatırımcılara açtı bunu. İlk LinkedIn'in ilk üyeleri diğer yatırımcılar. Ve diğer yatırımcılara da LinkedIn'le görüşmek için yatırımcıların LinkedIn üyesi olması gerekiyordu. LinkedIn şey yapamak için, hani Realtor'a yatırım görüşmesi yapamak için. Dolayısıyla oradan en popüler yatırımcılara, oradan onları takip eden girişimcilere, girişimcilerde onları takip eden basına her şey yayıldı ve oradan çıkış yaptı. Dolayısıyla eğer geriye sararsanız, eğer çok devasa bir şey yapmak istiyorsanız, birazcık bu devasa şeyi geriye sarıp onun başlangıç noktasının nerede olduğunu bulup oradan başlamanız çok önemli. Şimdi bunu yaparken şöyle bir şey oluyor. Biz girişimciliğe işte şöyle şey yapıyoruz. Bir başlangıç noktasından başlayacağız. Daha sonra çok başarılı gördüğümüz bir hedef olacak. Ve biz de ona doğru ilerleyeceğiz. Ama gerçek genelde şöyle oluyor. Hedefe asla doğru sola ilerlemiyorsunuz. Böyle çok 1000 tane başarılı noktadan geçiyorsunuz. Ve aslında tamamen ayrı bir yerde başarılı oluyorsunuz. Yani sizin başardığınız noktadaki şeyle, fikirle gittiğiniz başarı nokta birbirinden zaman çoğu zaman çok farklı. 4-5 çok hızlı örnek veriyorum. YouTube bir tane video dating sitesi olarak başladı. Şu anda ne hale geldi biliyoruz işte. PayPal 4 defa toplam şeyini değiştirdi. Toplam tüm iş kanalını değiştirdi. İlk başta işte şey algoritmaları, kriptografik algoritmaları üreten satan bir şirket olarak başladı. Daha sonra bir kriptografik şifreler şeyler imzalar satan bir şirket olarak başladı. Daha sonra PayPal'lar üzerinden, şu palmiler üzerinden, elde taşınan bir cihazlar üzerinden para aktarılabilecek bir şey olarak, şirket olarak başladı ki PayPal ismi PayPal, yani PayPal ismi PayPal'dan geliyor. Palm'da elde tutulabilir Microsoft'un sanırım cihazlarının isimdi. Yani elde taşınan bir cihazların ismiydi. PayPal ismini oradan aldılar. Daha sonra bunu hep yaparken işte arada bir e-mail üzerinden ödeme sistemi ihtiyaçları olduğu için X.com'u satın aldı. Onunla birleştiler. Daha sonra tamamen PayPal e-mail ödeme sistemi olarak çok büyüdü. Şu anda hatta daha çok işte bir ödeme altyapısı yani bir ödeme ara birimi olarak şey yapıyor. Yani şirketin büyük pazı kaynağı oradan geliyor. Ama o nokta çok önemli. Yani 4 defa toplam tüm şirketin iş yerini değiştirdiler. İşte Flickr bir fotoğraf paylaşım sitesi olmadan önce bir massive multiplayer online oyundu yani. İşte bir arada bir fotoğraf paylaşmakla ilgili bir şey yapmaları gerekirken bir anda hani gerçekten rahat bir şekilde fotoğraf paylaşacak bir şeyin bulunmadığını fark ettiler. Bunun gibi hatta Quora'da bir yazıda yazdım yani bir 10 tane canlı şirket örneği vermiştim. Çoğu şirket başladığı noktaya çok alakasız bir yerde başarı sağlıyor. Şimdi ben tekrar fikir olayına geri döneceğim. Burada Türkiye'de gördüğüm en büyük hatalardan bir tanesi şu. Bunu da özellikle bu slide'a kadar bekledim. Konuştuğum çoğu insan girişimini paylaşmıyor. Girişimini paylaşmamanın sebebi de bir anda girişimi paylaşırsa herkes onu çalmaya çalışacağını düşünüyor. Şimdi bu düşünceye sahip kimler var? Yani sahip olmuş kimler var? Bir el kaldırabilirler mi? Yani bu özellikle bir tüketici girişimi yapıyorsanız yani sizi başarısız ya tek başına başarısız hale getirebilecek bir düşünme tarzı. Bu şuna benziyor. Ben bir felsefe akımı yaratacağım ama felsefemi kimseyle paylaşmak istemiyorum. Şimdi çalarlar çünkü. Böyle demekten hiçbir fark yok. İnanın bana. Yani bunu bence küçük bir hata şey olarak düşünüyorum ama aslında bir an zaman geçtikçe bunun ne kadar ciddi bir hata olduğunu fark ettim. Çünkü eğer fikrinizi 1000 tane insanla paylaşmıyorsanız bir kere onlardan alabileceğiniz geri bildirimden yoksun kalıyorsunuz. İkincisi bir tane çok büyük başarılı şirket kurmak için yüzlerle binlerce insanların sizi desteklemesi gerekiyor. Sizin ilk kullanıcılarınız sizin fanatik şeyleriniz hani böyle yani fanatik böyle felsefe akımınızın fanatik şeyleri, savunucuları gibi olması gerekiyor. O yüzden yani asla kimseden böyle girişimi saklayan hale gelmeyin. Etrafınızdaki arkadaşlarınıza, annenize, babanıza anlatabileceğiniz herkesi anlatmanız gerekiyor. Çünkü hem onlardan gelecek geri bildirime ihtiyacınız var bir. İkincisi, girişiminizi nasıl anlatabileceğiniz konusunda çok uzman haline gelmeniz gerekiyor. Girişimin başlangıcında girişiminizi bir 10-15 saniyede basit bir dille, her dille değişik insanlara ifade edip edememe beceriniz sizin ilk çıkarabileceğiniz üründen 10 kat daha önemli. Çünkü bir konferansa gittiğiniz zaman yaklaşık 10-15 saniye birisiyle bir konuşma zamanınız olduğu zaman ona girişiminizi anlatmanız gerekiyor. Eğer o kişi 10-15 saniyede girişiminizi anlamıyorsa o zaman tekrar geri dönmeniz lazım.
Çünkü eğer kullanıcı, eğer 10-15 saniyede siz girişimin kurucusu olarak girişimi anlatamıyorsanız, sizin sitenizde sadece 10-15 saniye bakan kullanıcı, ki kullanıcıların çoğu böyle olacaktır, sizin ne yapmak istediğinizi anlamayacaktır. Daha sonra o kullanıcıların başka insanlara gidip sizin girişiminizden bahsetmesi gerekiyor. Eğer siz çok basit bir dille onları ifade edemiyorsanız, onlar da diğer arkadaşlarına basit bir dille ifade edemeyecek. Dolayısıyla girişimizi ifade etmek, kimin hani İngilizce pitch etmek diye geçiyor. Hani biraz Türkçe'ye çevirince garip oluyor ama işte high level pitch, elevator pitch, işte Hollywood pitch falan diye böyle hatta gruplara ayırıyorlar yani. İşte 10 saniyede ben bunu nasıl anlatırım, asansörde nasıl anlatırım, işte birkaç dakikada bir sunumda nasıl anlatırım, bunu çok sıradan bir kullanıcıya nasıl anlatırım, bunu bir işte show'da nasıl anlatırım, bunu müşteriye nasıl anlatırım, bunun her birini yapmanız gerekiyor. Yani bir projeniz varsa, yani en az ürün kadar başlangıç aşamasında bu projeyi nasıl çok yalın bir basit bir dille ifade edelim üzerine uzmanlaşmanız gerekiyor. Daha sonra üçüncü, yani şirketi böyle fikri gizli tutmaya çalışmanın üçüncü sıkıntısı şuradan geliyor. Ben bir önceki konuşmamda şunu söyledim. Herhangi bir konuda bana e-mail atıp yardım isteyebilirsiniz dedim. Bir sürü sen şöyle şey yaptın. Ya işte bizim aktif kullanıcılara sahip olmamız gerekiyor. Ama yani ne iş yaptığından bahsetmiyor. Yani nasıl aktif kullanıcı elde edebilecek konusunda bir yani pazarlama açısından fikir istiyor. Ama fikrin ne olduğunu paylaşmıyor. Yani eğer şey değilseniz, hani Steve Jobs değilseniz, işte şey değilseniz, böyle Zuckerberg değilseniz, kimse sizin yeni iş fikrinize 5 kuruş para vermez. Bu konuda şey olun, hani bunun farkına varın. Eğer aksini iddia eden varsa fikrini eBay'den satsın. Şeyde yani hani böyle 20-30 doların üzerine para alabilen varsa hani tüm şeyimi, hani sözümü geri alacağım yani. Fikrinizi özellikle yeni ilk başlangıçta girişimci, ilk girişim birisi olarak fikrinizi başladığınız zaman kimse zerre buna önem vermeyecek. Dolayısıyla tam tersi, sizin anlatıp bunu insanlara yani bir önce fikir elde etmeniz gerekiyor. Ve bir iyi bir girişim yapmak için onlarca yüzlerce insandan fikir almanız gerekiyor. Bu fikri alırken de eğer ben NDA imzalamak istiyorum gibi tavıra girerseniz ne hiç kimseden yardım alabilirsiniz, ne hiçbir yatırımcıda zerre şansınız olabilir. Yani ilk girişimi olarak NDA imzalatmak için, NDA gizlilik anlaşması imzalatarak bir yatırımcıyla görüşmek istiyorsanız, yani o yatırımcıya hiçbir şansınız yok. Yani bunu hani onlarca yatırımcıdan duydum, kalanlarıyla da hani aynı fikirde olduklarına eminim. Dolayısıyla yani böyle bir şeyiniz varsa bunu tamamen değiştirin. Hatta blog açın bir tane daha fikri projenize başlamadan. Orada önce ne yapmaya istediğinizi anlatın en basit haliyle. Ve homepage yapın. Homepage'de iki cümleyle ne yaptığınızı anlatın. Bir tane de altına e-mail kutucuğu koyun. İlgilenen insanlar şeye başlasın, hani e-maillerini bırakmaya başlasınlar. Çünkü dediğim gibi zaten giriş, yani fikir, orada başlangıçtaki fikir hedefe uğrana kadar yani onlarca defa değişecek. Değişik şeylerden, hani insanlardan fayda alacaksın. Değişik öğrenme süreçlerinden yararlanarak çalışacak, olgunlaşacak. Şimdi o zaman paradigma şu. Şimdi genelde girişimci ne olarak düşünüyoruz? Belli bir problem var. Çözüm yöntemi de az çok belli. Yani biz ama ona bir işte çalışıp çalışmayacağı bildiğimiz bir çözüm önerisiyle gidiyoruz gibi düşünüyor. Çoğu insanların girişimci böyle düşünüyor ama aslında girişimcilik bilmediğiniz bir probleme bilmediğiniz bir çözüm üretmekten geçiyor. Dolayısıyla hem çözüm yönteminiz burada soru işareti, hem de problem soru işareti. Çünkü çoğu zaman yani problem sandığınız şey gerçekten aslında problem olmayabilir ya da önemli bir problem olmayabilir. Daha ötesi, üretmeye çalıştığınız çözüm de hiç alakası olmayabilir problemle. Şimdi bunun için nasıl yapacağız? Yani bilmediğimiz bir probleme bilmediğimiz bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Hani bu biraz gözle tabii korkutucu geliyor. Bunun için şöyle bir loop var. Yani bu aslında Lean Startup diye bir kavram var aslında. Onunla şey yapıyorsanız, hani bulabilirseniz ondan okumanızı isteyeceğim ama birazdan daha çok bahsedeceğim. Onun kabaca şöyle bir yaklaşım var. Ben birazcık ufaktan değiştirdim ama. İşe her zaman bir hipotezle başlıyorsunuz. Şimdi sizin hipotezinizin hani hem problemi bilmiyorsunuz hem de çözümü bilmediğiniz için sizin hipoteziniz problemin ne olduğuna ve nasıl bir çözüm olabileceğine dair bir ilk, yani bir ilk bir önerge gibi bir şey. Daha sonra bu problemi, hipotezinizi tabii şey yapmanız gerekiyor, olgunlaştırmanız gerekiyor. O zaman ne yapacaksınız? İlk başta yapmanız gereken şey bir uygulama yapmak. Çünkü hipotezi denemek için bir şeye ihtiyacınız var. Şimdi bu ilk uygulama dediğimiz şey illa böyle tam bitmiş bir ürün haline gelmeyebilir. Hatta tercihen bitmiş bir ürün olmayacak. İlk uygulamanız ne olabilir? Örneğin high level pitch dediğimiz şey. Yani 5-10 saniyede o problemin ne olduğuna dair yapacağınız bir cümle. Hipotezini aldınız, ilk ürününüzde bir tane cümle. Elde hiçbir şey yok. O cümleyle birkaç tane potansiyel kullanıcıya gidip yapmanız lazım. İşte uygulamanız cümle oldu. Analiziniz ne oluyor? Potansiyel bir kullanıcıya gittiniz.
bu şeyin hani fikrinizi, çözüm yöntemimizi anlattınız. Hatta şey bile diyebilirsiniz. Yani bunun var olduğunu bile söyleyebilirsiniz. Yani fark eden bir şey yok. Hani bitirdik bunu. İşte bir hafta sonra yayına sokacağız bile diyebilirsiniz. Şimdi ciddi olmasını istiyorsanız. Daha sonra bu ilk potansiyel müşterinizden bir geri bildirim alacaksınız. Yani aslında çok önemli olduğunu düşündüğünüz bir problem hani hiç ilgisini çekmeyebilir. Bu kişi sizin kartınızı alıp bir önce sitenize girip bakıp bir sürü soru sormuyorsa muhtemelen probleminiz o kullanıcı için önemli değildir. Şimdi o esnada öğrenme yaptık. Neymiş? Yani bizim önemli sandığımız problem işte 10 tane kullanıcıyla görüştük. Herhangi bir şey yokmuş. Tekrar ne diyelim? Beyaz sahtadan geçtik. Tekrar hipoteze geri döndük. Sonra hipotezi biraz değiştirmeniz lazım. Şimdi bunu hatta Silicon Valley'de şu anda çok popüler olan bir kavram var. Pivot diyorlar. Hani şirketin ana iş şeyini değiştirmek, yani ana hipotezini değiştirmek. Küçük bir pivotla yani bazı potansiyel kullanıcılarla görüşerek hani belirli bir iş ve hipotezinizi olgunlaştırdınız. Şimdi öyle bir noktaya geldiniz ki artık potansiyel ilk kullanıcılar sizin sunmaya önerdiğiniz fikre ilgileniyorlar. Yani ilgilenmek ne demek örneğin? Eğer kurumsal bir çözüm yapıyorsanız elinizdeki hiçbir ürün yokken bile bazı şirket kurucularıyla görüşüp işte bir demo anlaşması ya da demo aşamasına gelemiyorsanız hani bu şey demektir hani orijinal hipotezde bir sıkıntı var. Tekrar geri dönmeniz gerekebilir demektir. Daha sonra fikirden çıktık ürünü ne hale getirebilirsiniz? Çok basit bir prototip. Buna işte MVP diyorlar. Minimum Viable Product. Minimum Viable Product demek şey demek yani bir şey problemi çözebilecek en küçük uygulama. Şimdi bu en küçük uygulamada LinkedIn kurucusu Reid Hoffman'ın çok güzel bir sözü var. Şey diyor. Eğer ilk yayına soktuğunuz üründen utanmıyorsanız çok geç yayına girmiş demektir. Yani çok beklemişsiniz demektir. Biz Noband'de Türkiye'de ilk yayına sunduğumuz üründen utanmıyorduk. Hatta çok övünç şey yapıyorduk böyle yani gurur duyuyorduk. Ama bu şu demek yani bir sene daha geç yayına sokmuştuk onu demek. İlk ürünü çok yani çok kötü olacak. Hani kullanıcılar hiç sevmeyecek. Kullanışı böyle yani çok beter hale gelecek. Ama yeterince erken kullanıcı varsa potansiyel olarak bunlardan bir kısmı o kullanıcı ilk ürün çok kötü olmasına rağmen kullanmaya çalışacak. Şimdi o kullanmaya ürünü yaptıktan sonra analiz edeceksiniz. Onların neler kullandığını aslında neyi önemsediğine bakacaksınız. Burada araçlar var işte. Hipotezden uygulamaya geçerken önemli kısımlar işte minimum viable product ile başlamak. İşte agile development diye bir yani development paradigması var yani. İşte çok hızlı onun bir sürü yani detaylı okuyabileceğiniz şey var. Yani internetten bununla da bayağı bilgi alın edinebilirsiniz. Ve küçük adımlarla ilerlemeniz gerekiyor. Asla kapanıp bir ay boyu bir şey yapmamanız gerekiyor. Yani ilk zamanlarda her gün yeni bir şeyler yayına sokmanız lazım. Bunlar uygulamanın için önemli. Geçerli. Uygulamadan analize geçerken yapmanız gereken şeyler bol miktarda kullanıcıyla temas edip yaptığınız şeyleri onlara göstermek, onların fikrini almak. A-B testi bir kavram var. İşte bir ürünün bir versiyonunu bazı kullanıcıların bir versiyonu başka kullanıcılara göstererek geri bildirim elde etmeyi deniyor. Bol bol A-B testinizi yapmanız gerekiyor ve aşırı analitik davranmanız gerekiyor. Bir speed date'de yani çalışıyorken özellikle ilk 1-1,5 sene boyu toplam yaptığımız işin %75'i analitikte. Yani en fazla %10'u ürün geliştirmeydi. Yaptığımız en çok şey analitik, data analizi. Sürekli A-B testler yaparak yani kullanıcı hakkında verdiğimiz hipotezleri şey yapıyorduk ve çoğu zaman hipotezlerimize yanıldığımızı fark ediyorduk. Daha sonra analizden öğrenmeye geçerken iki şey çok önemli. Dataların bir uygulanabilir olması bir de doğrulanabilir olması. Uygulanabilir olması şu demek. İşte misal Google Analytics'ten günlük trafiğinize bakıyorsanız bu uygulanabilir bir metrik değil, ölçme değil. Çünkü o trafiğin artıp azalması size çok az şey söyleyecek. Uygulanabilir ölçme metrik nedir? Şudur. İşte kullanıcılara üye olmasını söyleyen bir pop-up gösterdiğimiz zaman kullanıcının %30 daha fazlası üye oluyor. Ve bizim için de üye olmak önemliyse yani böyle bir metrik kullanılabilir bir metrik. Neden? Çünkü hemen oraya pop-up koymanız gerektiğini anlıyorsunuz. Yani özellikle çeşitli tüm analitik şeylerin bir şey kurmadan önce, ölçmeden önce şunu düşünün. Yani ben bu şeyin ürettiğim datadan uygulanabilir bir sonuç, ürünme bir şey yapabiliyor, bir fark yaratabiliyor muyum? Yani bu basit gözükse de aslında çoğu metrik uygulanabilir değil yani. Çok az sayıda metrik uygulanabilir. Doğrulanabilir de şu, birlikte şu demek. Yani bir metrik aldınız. O metrikle ilgili işte bir fikir, bir şeyler öğrendiniz. Kullanıcılarınızı arayıp ya da e-mail atıp ya yani gerçekten bu doğru mu diye test edebilmeniz gerekiyor. Eğer doğrulanamazsa yani öğrendiğiniz şeyler o zaman çok fazla bir şey yok. Daha sonra öğrenmeden hipotez aşamasına dönüş tekrar beyaz tahtaya dönüp fikrinizi tekrar baştan yani tekrar üzerine çalışmak da geçiyor. Şimdi Silicon Valley size ne avantajlar sağlıyor? Eğer Silicon Valley'sine gelmekle ilgili çok fazla soru alıyorum özellikle şey yapıyorum. Şimdi bir doğru öneriler alıyorsunuz.
Aslında açık ara farklı en önemli şey doğru bu. Yani birinci madde. Yani kalan tüm maddeler çok önemli değil. İkinci şey girişimci kültür var. Bu ne demek? Oradaki herkes startup kavramından, startuplar nasıl büyüyebileceği kavramından bu şeylerden haberdar. Silicon Valley'de yetişmiş insanların anneleri babaları girişim yapınca ya böyle oğlu hani işsiz gözüyle bakmıyor. Tam tersi oğlum işte çok büyük bir şey yapmak için uğraşıyor diye bakıyor. İşte orada bir kafede oturduğunuz zaman garson hani şeyinizi anlıyor böyle startup kavramının ne olduğunu anlıyor. Ve yani bunların çoğu da aslında hani yani 5-10 dakika böyle bir teknolojik bir şirket hakkında konuşabileceğiniz insanlar oluyor. Bu ne yazık ki yani kopyalanması en zor şeylerden bir tanesi girişimci kültür. Çünkü hani çok sayıda bir yoğunluğa ihtiyaç duyuyor. Bunu çözmenin yöntemi başka yerlerde yoğunluk yaratmak. Yani diğer girişimcilerle yakın bulmak, işte inkübatörlere katılmak, el-tom toplantıları bulmak. Böylece kendi en azından kendi etrafınızda potansiyel girişimcilerden ya da bu tür insanlardan şey yapmak. Yani arkadaşlarınız biraz oradan seçmek. Üçüncü kısım yatırım. Yatırım açısından Silicon Valley çok büyük. Ama bu aslında o kadar da hani birinci madde kesinlikle değil. Çünkü bir yandan Silicon Valley'sinde rekabet de aşırı yüksek ve rakip olduğunuz şirketler çok iyi durumdalar. Dolayısıyla yani şeydeki yani burada yatırım alabilen çoğu şirket Silicon Valley'sine doğrudan giderse yatırım alamaz. Sadece farkı ne oluyor? İşte doğru öneriyle, doğru geçimli kültürüyle oraya gidilen şirket bir anda çok daha hani olgun hale gelebiliyor. O yüzden şey yapabiliyor. İşte biraz daha iyi hale gelebiliyor. Ama şu anda Türkiye'de yatırım pazarı bayağı hızlı bir şekilde yani ilerliyor. Dolayısıyla eğer iyi bir ürününüz varsa, iyi bir şeyiniz varsa, kullanıcı kesiminiz varsa yatırım alabiliyorsunuz. Bu arada eğer sadece fikir aşamasındaysanız yani piyasada bir ürününüz ve bazı ilk kullanıcılarınız yoksa ve ilk girişiminizse bu zaten yatırım almanız çok zor. Hani Silikon Vadisi'nde özellikle hiç şansınız yok. Hatta burada daha çok şansınız olduğunu tahmin ediyorum yani eğer daha erken aşamadaysanız. O yüzden hani yatırım alamıyorsanız problem sadece yatırımcı etrafınızda yeterince yatırımcı olması olmayabilir. Erken kullanıcılar çok kritik. Ama bu erken kullanıcı ne demek? Yani kullanıcının ürününüzün en kötü halini bile kullanmak isteyecek bazı kullanıcılar. Nedir? Bir işte restoranlar için bir işte 3 defa giden iPhone'uyla check-in yapana bir bedava kahve uygulaması işte bedava kahve servis edebilecek bir restoran uygulaması yapıyorsanız Silicon Valley'sindeki restoranlar buna daha yatkın. Yani çünkü aslında Silicon Valley'de herhangi bir restorana gittiğiniz zaman 5-6 tane rewarding işte böyle iPhone uygulaması var her şeyle ilgili restoran başına. Yani orada yani ilk erken kullanıcıları bulabileceğiniz yetkiniz çok önemli. Ama çoğu zaman aslında erken kullanıcıların Silicon Valley'sinde olmayabiliyor. Yani eğer erken kullanıcıların sizin çok işte geekler ya da yatırımcılar ya da üst düzey girişimciler değilse öyle modayla ilgili bir girişim yapıyorsanız işte Amerika'daysanız bile Silicon Valley'sin Los Angeles'a gitmeniz gerekiyor. Medya ile ilgili bir şey yapıyorsanız New York'a. Devletle ilgili bir şey yapmak istiyorsanız Washington'a gitmeniz gerekiyor. Aynı şekilde Türkiye'de yani çoğu iş şeyinin İstanbul'a başlaması gerekebiliyor. Yani eğer ilk kullanıcılarınız oradaysa İstanbul'da olmanız gerekiyor. Ama eğer devletle de askeriyle ilgili bir iş, güvenlik iş yapıyorsanız Ankara'da olmanız her zaman çok daha büyük avantaj. Erken kullanıcılar dedim ki yani önemli ama çok radikal bir şey değil. Ekosistem çok kritik. İşte girişimcilikle ilgili avukatlar, muhasebeciler, bu işten anlayan işte şeyler. Hani yani girişimciliğin her türlü küçük parçası Silicon Valley'de çok durmuş durumda. Hani bu da şey yapılabilecek hani değiştirilebilecek bir şey. Hani Türkiye'de de seçerek yani girişimle ilgili işte avukatı doğru şeyi, muhasebeciyi, doğru işte danışmanı bulma şansınız var. Çok sayıda monetizasyon olanağı buna özellikle değineceğim. Çünkü Türkiye'deki birçok girişimin hani başarılı olma şansının olmama sebeplerinden bir tanesi bu. Yani büyük bir pazarda, özellikle Amerika'daki büyük bir pazarda çalışıyorsanız herhangi bir işle ilgili birçok değişik para kazanma opsiyonunuz oluyor. Nedir? Doğrudan kullanıcıya bir şeyler satabiliyorsanız ne ala bu çok güzel. Hani direct revenue. İşte reklam şansınız oluyor, lead generation şansınız oluyor. Yani elinizdeki kullanıcıyı başka para yapabilen şirketlere gönderip o datayı satma şansınız var. İşte sadece elinizdeki dataları satarak bile para kazanan bir sürü şirket var. Ama eğer küçük bir pazardaysanız ve eğer Türkiye'de herhangi bir şey yapıyorsanız bu küçük bir pazar sayılabilir. Elinizdeki para kazanma fırsatları çok daha kısıtlı. Çoğu pazardaki reklam geliri ciddi büyük bir şirket kurabilecek boyutta değil. Çoğu şirket diyorum şu tarz şey diyor. İşte misal yani, ürün arama motoru işte şey diyor işte ya yani bu ürünlerin farklı sitelerdeki ürünleri gösteriyorsa eğer işte bu insanlar bu ürüne tıklayıp doğru işte ticaret sitesine gittiği zaman ben onlardan bir lead generation parası alacağımı düşünüyor. Ama bu pazarda bu tür monetizasyon alanları daha Türkiye'de kurulu değil. O yüzden Türkiye'deki çok büyük yani en başarılı şirkete bakarsınız işte Markafonim, Trendyol, işte Gitti Gidiyor sahibinden bu tür şirkete bakarsınız bunlar hepsi direct revenue yapan şirketler. Yani doğrudan tüketiciden bir adımda para kazanabilen şirketler.
Dolayısıyla Türkiye'de bir yani biz para kazanma modelinizi kurarken hangi para kazanma modeli olduğunu çok dikkat edin. Çünkü şu tarz şeyler misal. İşte lokasyon tabanlı bir uygulama yapıyorum Türkiye'de. İşte etraftaki şeyler, restoranlar burada reklam verebilecek. Yani böyle bir kanal, böyle bir monetizasyon kanalı Amerika'da bile yok. Yani şeylerin küçük şirketlerin, small business'ların etrafında lokasyon tabanlı reklam verebileceği bir reklam network'ü yok. Reklam network'ü olması ne demek? Sizin teker teker tüm şeylere, müşterilerinize reklamı satmanız gerekiyor demek. Bu da kendi başınıza ana yaptığınız işten muhtemelen çok çok daha büyük bir iş. Eğer sizin reklamdan kazanacağınız, reklamdan para kazanmayı planladığınız model için bir halihazırda bir reklam şeyi yoksa, şirketi yoksa, yani orada para kazanmanız çok zor. Dolayısıyla eğer Türkiye'de business yapıyorsanız, iş yapacaksanız doğrudan kullanıcıdan gelir elde etmek bu en mantıklısı ve yani başarılı şirketlerin hemen hepsi bunu yapıyor. Yani. Şimdi en önemli şeyin öneri olduğunu, hani doğru öneriyi almak olduğunu söyledim. Şimdi benim gözümdeki yani en iyi öneriyi kimden alınır şeklinde bir sıralama yaptığım şeydi. İşte en iyi alabileceğiniz şeyler başarılı girişimciler. Onlarla konuşmak, görüşmek. İlla başarılı girişimcilerle ahbap olmanız gerekmiyor. Çoğunluğu aslında e-mail atarsanız hani iyi bir fikir alabiliyorsunuz. Hatta başarılı girişimcinin şirketin kurucusundan çok meşgul olabilir ama o şirketteki ilk baştan beri çalışan bir mühendis hani çok daha az kişi tarafından e-mail gönderildiği için çok daha iyi size cevap verebilir. Dolayısıyla başarılı girişimcilerden fikir almak lazım. Ve aslında yani en basit yapabileceğiniz bir şey söyleyeyim. Silicon Valley'sin gitmekte giderek yapacağınız avantajın yarısını sağlayabileceğiniz bir şey. Silicon Valley'de başarı gördüğünüz tüm girişimcilerin bloglarını takip edin, Twitter'larını takip edin. Tamam yani. Diğer şeylerinizi atın, onları takip edin sadece. Yani oradan aldığınız fikirler hani çok çok daha önemli. Ondan sonra başarısız girişimciler geliyor. Başarısız girişimciler de genelde en az başarılı girişimciler kadar size fikir verebilir. Hatta Amerika'da çok güzel bir konferans var, FailConf diye. Başarısız olmuş girişimciler orada çıkıp konuşuyor. Ve yani FailConf'ta edinebileceğiniz bilgiyi hiçbir yerden edinemiyorsunuz. Çünkü başarılı girişimciler bile bir konferansta konuştuğu zaman daha böyle şahşahlı öyküyü anlatıyor. Yani işin arka tarafında gerçekleşen çabayı anlatmıyorum. Şimdi Mint.com'un başarısını gördüğünüz zaman hani ben mesela nasıl başarılıklarını biraz daha hani ilk çalışanlardan biliyorum yani. Arada radikal bir fark var. Yani dışarıdan yani konferanslarda görebileceğiniz. Dolayısıyla oradakilerin doğrudan bloglarına, Twitter'larına ulaşmak çok önemli. Daha sonra sektörel uzmanlar geliyor. Onlar da ciddi bir fikir verebilir. İşte potansiyel kullanıcılarla konuşmak fikir verebilir ama potansiyel kullanıcılar genelde girişimcilik konusunda yani işin girişimcilik kısmına hakim olmayabilir. İşte Ford'un işte ünlü lafı var ya hani işte ben kullanıcılara sorsaydım benden daha hızlı bir at yapmalarını isterdim ama Ford sonuçta araba yaparak bu işi çözdü. Dolayısıyla yani kullanıcılardan aldığınız yani sözlü geri bildirim biraz filtrelemeniz gerekiyor. Akademisyenlerden bir aralabilirsiniz ama hani biraz aşağıda akademisyenler sırada. Çünkü yani ne yazık ki hani onlar çok fazla işin içinde değiller yani. Gün be gün uygulamasının içinde değiller ve birazcık siz daha çok hani rocket science diye bir şey var. Biraz daha teknoloji yönü ağır basan şirketlere biraz yönlendirebiliyorlar. Yani benim gördüğüm kısım orası. Akademisyenlerden aldığınız geri bildirimde de onu filtrelemeniz gerekiyor. Daha sonra büyük annenizden yatırım fikri alabilirsiniz. Hiç almamanız gereken insanlar geekler. Daha kötüsü teknoloji basını. Daha da kötüsü teknoloji basındaki yorumlar. Buna özellikle kırmızı lazım. Çünkü çoğu insan aslında bu üçünden şeyler alıyor. Girişim fikri alıyor. Neden teknoloji basınından girişim fikri almak çok kötü bir şey? Burada aranızda basından birisi varsa kusura bakmasın. Çünkü basına giden haberler 5-10 tane montajdan geçiyor. Ve genelde doğru gerçek hikayeyle de taban tabana zıt oluyor. Çünkü yani şirketlerin kuruluş esnasındaki asıl yaşadıkları zorluklar hatta bazen böyle gray area hani böyle çok yasal olup olmadığı belli olmayan çizgilerden geçmeleri bu süreçleri bunların hiçbir tanesi basına yansımıyor. Ve aslında hani sizi tamamen duvara tosılacak bir öyküyle karşılaşıyorsunuz. Bu öykü öyle şahşahlı, geçmişin ne kadar vizyoner, ne kadar işte şeyli hani atak, ne kadar zeki olduğuna dair bir öykü oluyor. Siz de ben de girişi zeki atak ve şeyim hani vizyonerim deyip böyle fikrinizi alıp duvara doğru tosluyorsunuz. Yorumlar daha da kötü. O yüzden yani hani onları hiç bahsetmiyorum bile. O yüzden buradan aldığınız şeyleri daha çok hani bir yani magazin basını işte sinema hakkında ne kadar size fikir veriyorsa o kadar fikir veriyor gibi düşünün. Okuyun yine çünkü hani bu şeyleri gelişmelerden haberdar olmanız önemli. Ben de hani okuyorum hani bu kadar şey yapmama rağmen. Ama onu bir girişimcilik fikri olarak kesinlikle değerlendirdim. Daha çok onu bir hani haber alma işte kim ne oluyor ne bitiyor. Kim kimden yatırılmış almış bu kısmına bakın. Buradan okuduğunuz hikayeyi bir girişimcilik şeyine yani önerisine dönüştürmeyin kafanızda. Bu kadar biraz hızlı oldu. Herhalde beklediğimden biraz daha uzun oldu. Artık sorunuz varsa alabilirim.
Onun dışında da şey bu kadar. Biraz teknik olacak ama bu Udemy'nin altyapısını nasıl sağlıyorsunuz? Udemy'nin altyapısını... Nasıl başladınız? Süreç süreç. Yani biz sonuçta 4 sene önce başladığımız için biraz bizim altyapımız hani işte eski şey usul. İşte PHP, MySQL şey var, işte bir web altyapımız var. Kaynakların çoğunu işte şeyler hani cloud based şeyleri kullanıyoruz. İşte Amazon S3'te duruyor. Akamai diye bir delivery network'ten geçiyor videolar. İşte yani o yüzden hani bizi zorlayacak hiçbir şey yok. Burada şöyle bir şeyden bahsedeyim. Eğer özellikle mühendis olarak başlıyorsanız bir şirkete, genelde mühendislik kısımlarına gereğinden fazla çaba şey yapıyorsunuz, zaman ayırıyorsunuz. Bu yanlış bir şey. Çünkü eğer bir uygulama ne kadar iyi böyle şey yapılmışsa, iyi tasarlanmışsa o kadar yani onu değiştirmek o kadar zor olabiliyor. Dolayısıyla özellikle daha yani şirket çok stabil hale gelip büyümeye başlayana kadar yani şeyiniz ürününüzü en basit değiştirebilecek en ilkel halde tasarlamanızda fayda var. O yüzden biz ne yaptık örneğin hani scalability kavramı ölçekli yani bir şeyi 100 tane sunucuda çalıştırmak ya yönelik bir şey yapmak hani yatırım yapmak çok eğlenceli bir şey. Mühendis olarak insan onu yapmak istiyor. Ama biz inatla yapmadık. Alabileceğimiz en pahalı tek sunucuyu aldık. Ki böylece yani olabildiğince çok scalability problemlerini öteye atmaya çalışıyoruz. Çünkü scalability'den önce yani şu dünyada hani teknoloji basınında bildiğim benim scalability yüzünden başarısız olan tek bir şirket var. O da Friendster. Onun dışında hiçbir şirket yani sunucularını scale edemediği için başarısız olmadı. Hemen hepsi yeterince hızlı hareket edemediği için başarılı oldu. O yüzden bu tür şeyleri olabildiğince hani öteleyecek şekilde tasarlıyoruz her şeyi. Evet. Orada son slide'da büyük annenizden yapışan fikri almanız. Onun temel mantığını anlatın. Büyük anneden orada bahsettiğim şey yani. Büyük annenizden bile girişim fikri almanız hani basın aramazdan daha kötü manasında bir şeydi o. Teşekkür ederiz. Biz daha önceki videoyu izleyerek böyle buraya ben mesela İstanbul'dan geldim koştura koştura sizi yakalayabilmek için. Birkaç sorumuz var bizim. Hı hı. Bir tanesi yatırımcılardan neden hayır aldığınıza daha spesifik örnekler verebilir misiniz? Evet. Sonradan ne değişti? Nasıl size evet deme kararı aldılar? Yani biz muhtemelen herkesin yaşayacağı bir şey çünkü bu. Hı hı. Bize de hayır diyecekler bol bol. İkinci sorum Amerika'daki şirket kültürünü burada bir şekilde yaşatırsak ya da evet. Bir şekilde ucundan da olsa biz zaten bir şeyler biliyorsak ya da bilmiyorsak bile hani sizin söylediğiniz şeylerden yola çıkarak örneğin açık olmak işte ne bileyim hızlı ilerlemek direkt işte canlı ortama bir şeyler koyabiliyor olmak gibi bunları burada yaşatmaya çalışırsak bizim tek eksiğimiz aslında yatırım ve bu bahsettiğiniz network kısmı mı oluyor? Bir diğer sorum da Avrupa'da mesela konumlanacak olsak benim burada yine ETO'um toplantılarından öğrenebildiğim kadarıyla, görebildiğim kadarıyla var olanlardan bir tanesi mesela İsrail'miş. Ben hiç bilmiyordum bunu. Avrupa'da konumlanmak gerekse nerede konumlanmak gerekir? Evet. Şimdi baştan başlayayım. Yatırım kısmı aslında büyük bir şey. Hani çoğu insanın en çok hakkında bir şeyler duymak istediği şey olduğu için hani onu sorulara özellikle bıraktım. Şimdi bir yatırımcı neden bir şirkete yatırım yapmaz? Onlardan bahsedelim. Şimdi bir, onlar yatırımcılarla iletişim esnasında herhangi bir hata yaparsanız yatırım almanız çok zor. Bu biraz şey gibi düşün, hani yatırımcılarla görüşmeyi böyle biraz kız istemek gibi. Yani böyle aslında en iyi damat olmanızdan olsanız bile aslında orada çok net bir hata yaparsanız kız isteme aşamasında yani böyle bu işin olmamaya bayağı bir tehlikeye atarsınız. Nedir? Şimdi mesela çok gizlilikle aramak bile çoğu yatırımcı için hayır demesi için çok net bir sebep örneğin. İşte örneğin çok büyük yani daha yani eğer ilk girişiminizse ve hiçbir şey ortaya koymamışsanız bu da çok büyük bir sebep. Eğer çünkü siz ilk girişiminiz ve kendi kaynaklarınızla yani bir ürün basit bir ürünü yayına sokup birkaç kullanıcı alamıyorsanız o yatırımcı size 5 milyon dolar verdiği zaman o 5 milyon dolarla çok bir yere gelemeyeceksiniz demektir. Yatırımcı sizin hiç para almadan nereye kadar gidebileceğinizi o parayla daha ne kadar gidebileceğiniz için bir şey olarak, ölçek olarak görüyor. Dolayısıyla yani bizim birinci sıkıntımız şuydu hani en çok hayır alma sebebimiz Amerika'da. Biz yatırım VC'lere gidiyorduk yani Venture Capital. Şimdi yatırımcılarla ilgili küçük bir şey, hızlı şey vereyim hani bilmeyenler için. İşte melek yatırımcılar var, Angel Investor diye geçiyor. Bir de Venture Capitalistler var. Fark şu, Angel Investor demek kendi parasını yatıran insan demek. Venture Capital demek de başka büyük fonlardan bir yatırım fonu şey yapıp hani oluşturup o yatırım fonundan kurumsal olarak yatırım yapan demek.
Bunun arasındaki şey oluyor. Bazı insanlar o kadar zengin ki hani VC kendi başına venture capital oluşturabiliyor. İşte bazı büyük venture capital'lar da çok küçük yatırımlar yapabiliyor. Ama genelde insanlar ilk başta melek yatırımları sonra venture capital alır. Şimdi biz melek yatırımcılara değil venture capitalistlere gitmiştik. Bu da isteyerek olmadı. Şöyle oldu. Venture capitalistler full time hani sabah akşam insanlarla toplantı yapan insanlar. O yüzden onlarla görüşme almak çok kolay. Ama melek yatırımcılar genelde kendi işi gücü olan adamlar. Onlarla görüşme almak zor. Dolayısıyla eğer sadece görüşme alabildiğiniz insan herkesi alabiliyorsanız genelde venture capital'lara gidiyorsunuz. Onlar için de çok küçük alabiliyor şirket. Şimdi biz nasıl yatırım aldık? Çok kısa bir şekilde taktiğimizi, yani değişen taktiğimizi anlatayım. İlk başta bir incubator'a gittik. Founder Institute diye bir incubator'daydık. O incubator'un Adeores diye bir kurucusu vardı. Biz ilk başta başarısız olan yatırım denemelerimizden sonra şöyle dedik. Bundan sonra Adeores'te yatırım alanında bayağı uzman bir insandı. Bundan sonra hiç fikir yürütmeyeceğiz yatırım konusunda. Adeo ne derse birebir aynısını yapacağız. Adeo ne derse birebir aynısını yaparsak %70 doğru hareketi, %30 yanlış hareketi yaparız dedik. Biz kendi düşündüklerimizi yaparsak %20, %30 doğru, %80 yanlış yaparız dedik. Çünkü yatırım esnasındaki alacağınız çoğu karar böyle kontrol, yani akla ters kararlar. Hani şimdi bizim yatırım yapma şeyimiz şu oldu. Yatırımcılardan para isterseniz yatırım almak çok zor. Yani fikir isterseniz para alıyorsunuz, para isterseniz fikir alıyorsunuz. Dolayısıyla yatırım almadan önce bir de yatırım çok büyük bir momentum meselesi. Biraz önce bahsettiğim penguen gibi hani o penguenleri en azından o uca toplamanız gerekiyor. O momentumu sağlamanız için yapmanız gereken şu an. Önce yatırım aramaya başlamadan önce yapabildiğiniz kadar yatırımcıyla görüşüp onlardan fikir alın. Şimdi yatırımcılar böyle fikrini istenmesi ve egolarını biraz okşuyor birazcık da. Şeyde hani olsa da rahat toplantı alıyorsunuz. Yatırımcıya da introlar alarak işte böyle görüşebileceğiniz her türlü yatırımcıyla görüşüp bir sürü fikir almış olacaksınız. Ve bu fikirlerin bazıları aslında çok da kötü değil yani bu arada. Hani yatırımcılar da genelde hani az çok kafası çalışan hani yani çoğu ilk işimden çok daha fazla şirket görmüş olan insanlar. Şimdi onlardan aldığınız bazı fikirleri de kullanıp bir şey yaptınız. Hani bir sürü insanla tanıştınız. İşte bir konferansa gittiniz. O konferansta bir de merhaba falan dediniz o yatırımcıya. Böyle hani ufaktan bir ilişki kurulmaya başladınız. Çünkü bu adamlar size büyük para koyuyorsa yani sizinle biri bir ilişkilerin olmasını isteyecekler. Hani çat diye ilk gün tanıştığı bir adama para koymak çok hani şey bir şeydi, böyle rahat bir hareket değil. Daha sonra yapmanız gereken o network'ı hızlı bir şekilde oluşturdunuz. Bir sürü yatırımcıdan fikir aldınız. Onlarla bağlantı kurdunuz. Onlarla e-mail ile işte haberleştiniz. İşte ilk ürününüzü yayına soktunuz diyelim sonra. İşte onlarla ilgili verilen bir kısmını yatırımcı tanıdınız, insanlara attınız, böyle bağlantı geliştirdiniz. Daha sonra bir an gelecek, o an işte şu anda yatırım almaya başlıyoruz diyeceksiniz. O yatırım almaya başladığınız anda da tak 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 tüm yatırımcıları arda arda dizmeniz gerekiyor. Eğer tüm yatırımcıları arda arda dizmezseniz, teker teker görüşürseniz çok büyük bir tehlike var. Çünkü ilk yatırımcının hayır deme olasılığı çok yüksek. O hayır dedikten sonra o yatırımcı diğer yatırımcılarla konuşacak, hatta ondan fikir alacak. İşte o hayırlar böyle insanlara yayılacak. Sizin yatırımcılarla görüşmeleri paralel olarak yürütmeniz gerekiyor. Böyle çünkü bir yatırım almak en az 4-5 görüşme gerektirebiliyor. İşte ilk görüşmeleri yapıp sonra o esnada onlar kendileri konuşacak, birbirleriyle konuşacak. Sonra ikinci görüşmeleri yapıp, üçüncüleri yapıp işte arada dökülenler olacak falan. Yani paralel bir şekilde götürüp bir kişiden de tam evet almanız lazım. En önemli kısım ilk bir kişiden evet almak. Eğer bir kişiden evet alırsanız veya birden fazla şirkette hala görüşüyorsanız yatırım şirketiyle ya da melek yatırımcısıyla o zaman pat 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 yerleri geliyor. Yani o süreci organize etmek çok hani kritik bir karar. Udemy'de Raising Money for Startups diye bir ders var. Buradan isteyen herkes bana Twitter'dan ya da şey yapıp hani e-mail atıp şey yaparsa bedava kupon kodu paylaşabilirim. Yani o dersi bir alın bayağı güzel hani 6-7 aşamada hani yatırım alma sürecini özellikle melek yatırım alma sürecini çok iyi analiz yaptık, ettik. O dersi bedava size kupon sağlayabilirim. Pardon, bir soru, ben sadece birinci soruyu cevapladım. Diğer iki soruyu hızlı cevaplamam gerekecekti. Hatırlatabilecek misin diğer iki soruyu? Şirket kültürünü değiştirirsek, yani tek eksiğimiz yatırım mı ve işte yani evet. Kurmamı, bir de arpada nerede kurmamı? Hani tek eksiğimiz yatırımı birkaç, yani diğer bahsettiğim maddelerin bir kısmı da eksik olacak ama hani onlar çoğu bir şekilde çözebileceğiniz eksikler. Bir de artılar var aslında, o artıların ne olduğunu düşünün. Misal burada iş gücü çok daha ucuz ve e-mühendis bulmak çok daha kolay. Hani işte bu tür artıları da kullanıp hani onların bir kısmını şey yapabiliyorsunuz. Ya da misal öneri almak çok zor dedim. Onu da işte bloglardan, internet üzerinden doğrudan girişimcilere ulaşarak, hani onların kanallarından doğrudan tüketerek o şeyleri, yani çoğu diğer problemi yenebilirsiniz. Avrupa'da başlamak isterseniz İsrail şu anda Amerika'dan sonra en büyük şey noktası. Startup noktası. Onun da sebebi böyle bir sebebi var hatta böyle
işte oradaki bir askeri bir şey var, birim var. Oradaki yatırımların böyle yarısından çoğu da o askeri birimden çıkıyor. O askeri birim arasında çok böyle yardımlaşma falan var. İşte o askeri birim bir anda İsrail'in şeyini değiştiriyor yani, öyle çok bir nokta var. Eğer İsrail'e gidemeyecekseniz işte Londra büyük, Paris büyük. İstanbul'da bence hani bayağı bir şey hani, yoğunluk açısından iyi bir yer yani. Ankara'da da işte iyi mühendislere erişim burada çok kolay. O yüzden de eğer şirketiniz hani mühendislik olarak ağırsa işte Ankara'da olmak da bayağı avantajlı. Efendim? Şili çok aslında ön sırada değil ama Şili'de bir program var, ismini unuttum ama Startup Şili miydi? Orada DL çok inanılmaz büyük bir destek veriyor ve Amerika'da da bayağı bir şey oldu hani. Şili biraz sonuçta Silicon Valley'e yakın. Hani orada böyle insanlar da uçuyor, gidip geliyor falan. O yüzden Şili şu anda bayağı bir iyi bir hava haline geldi. Eğer o Startup Şili'den program alabilirsiniz öneririm. Bu arada ilk girişimizsenin herhangi bir incubator'a katılmanızda fayda var. Yani o böyle işte incubator'lar burada Türkiye'deki Etohome gibi. Yani Amerika'da mesela çok sayıda var. Bunlar yani size çok büyük bir katkı sağlıyor. Bunları başka bir detaylı konuşuruz. Şu arkadaş çok çarpmıştı. Evet. Biraz daha bahsetmiştiniz. Udemy için Udemy'de 150 dersler var, 150 dersler var. Yatırımcılarınızın büyük bir çoğunluğunun derslerin bir dönem free olmasını, belli bir komite olmasını beklemenizi tavsiye ettiklerini söylediniz. Eğer ücretli dersler olmasaydı, Udemy'iz nasıl konumlandırılacaktı? Yani konsept güzel yerler gelecekti, video upload edilecekti ama nasıl revenue sağlanacaktı? İkinci sorum da şu. Yurt dışındaki VC'lere, Türkiye'deki projelere ulaştırırken hangi kanalları izlenmeli? Yani şunu çok merak ediyorum ben. İngilizce iş planımı hazırlayıp bir mail gönderdiğimde bu gerçekten ilgilenir mi? Orada okunur mu? Geri dönüş olur mu? Yani bunu Türkiye üzerinden bir fon bulup daha sonra mı onları bağlantılarını kullanmak gerekiyor? Yoksa direkt kendiniz ulaşsanız ciddiye alınır mısınız? Yani ikincisiyle başlayayım çünkü daha kolay bir soru. Hayır. Yani şey, özellikle ilk girişiminizse ve şirket çok başarılı bir noktaya gelmemiş. Yani mesela şu anda Trendyol işte Kleiner Perkins'ten yatırım aldı. Kleiner Perkins de Silicon Valley'sinin en prestijli işte ilk yatırım şirketinden bir tanesi. Eğer Türkiye'de çok radikal ciddi bir satış değerlerine ulaşmadıysanız Silicon Valley'sindeki bir yatırımcıya uzaktan ulaşıp yatırmama şansınız yok. Bir hafta San Francisco'ya uçup orada yatırmama şansınız da yok. Çünkü yani görüştüğünüz zaman bunlar size söylemeyecektir. Hatta şey bile diyebilirler. İşte biz yurt dışında yatırım yapıyorsan diyebilirler. Ama oradayken herkes şunu söylüyor. Mesela diyorlar ki bizim 40 millik yani işte 60 kilometrelik bir yatırım çemberimiz var diyorlar. Bulundukları noktada 50-60 kilometre ötesine gitmiyorlar bile. Yani şeyi geçin, Türkiye'den bir işte hani cold contact diye geçiyor. Cold contact'la Silicon Valley'sindeki bir yatırımcıya ulaşmaya değil. Hani Denver'daysanız, Colorado hani şimdi Kaliforniya'nın komşusundaysanız bile almanız şansınız çok az. Dolayısıyla şey yani başlangıçta hani sizin bulunduğunuz pazara yatırım yapan birisine gitmeniz gerekiyor. Çünkü yani Amerika'daki bir yatırımcının Türkiye'de yatırım yapması bayağı zor bir iş aslında. Yani Türkiye'deki hukuki kısımlar çok onlar uzak. Yani mesela Türkiye'de mesela tüm parayı yani çarçur etseniz yeseniz hani kontrolleri çok az falan. Yani böyle bu tür şeyler hani yatırım yapmamaları için çok fazla sebep var. O yüzden genelde yatırımcılar özellikle ilk girişimde sadece çok yakın olanları, çevrede olanları şey yapıyor, yapıyor. İlkine geri dönelim. Gelir modeli dediniz. Şimdi eğer dersleri satamadığımızı görüyor olsaydık yani farklı gelir modelleri bakacaktık. İşte o zaman yani biz doğrudan gelir modeliyle başladık. Hani çalıştı gerçekten de. İşte şeylerin derslerin başına reklam koyma, işte sponsor kalma o tarz şeyler yapacaktık. Tabii orada şu tarz avantajlar var. Yani derslerin büyük bir kısmı video. Videoların başında bir pre-roll, post-roll ad'ler var. Bu ad'leri de sağlayan 10 tane şu anda neredeyse şey şirketi var, reklam şirketi var. Dolayısıyla hani orada bizim yeni bir şey türü üretmemiz gerekmediği için hani o çok uzak bir nokta değildi. Hala örneğin mesela bazı dersleri reklam destekli bedava yayına sokabiliriz. Yani bu önün hala Udemy için tamamen çöp atılmış bir kaynak değil. Önemli olan sizin hani business model olarak oluşturduğunuz şeyin hani kavramın gerçekten de var olması. Yani onu o desteği veren şirketlerin bulunması. Başka sorular alabilir miyim? Ben bir de şimdi ve şimdiden sonrası için Udemy'yi biraz sonra istiyorum. Yeni duyanlar Udemy'yi nasıl duyuyorlar? Hangi ülkelerden kullanıcılarınız var? Ne kadar fazla? Yoğunluk nedir? Yani Alexa'daki sıralamanız, üye zaman grafiğiniz. Bir de birçok şirket var artık bu uzaktan eğitim hakkında. Evet. Birçok şirket kuruluyor, birçok rakibiniz var. Siz önümüzdeki dönemde nasıl farklı bir strateji oluşturmayı düşünüyorsunuz? Neyi farklı yapmayı düşünüyorsunuz? Udemy'yi neden nasıl bir tercih sebebi yapacaksınız?
Bir de sizce gerçekten internet üzerinden alınan eğitimler ne kadar verimli? Ya yani bu konu hakkında bir araştırma yapıyor musunuz? Yani hani sizin sektörde açıkçası ben şahsi fikrimi söyleyeyim. Ben online aldığım eğitimleri çok verimli bulmuyorum. Daha böyle birebirden eğitim almayı tercih ediyorum. Hani bu konudaki araştırmanız nedir? Şimdi soru teker teker şey yapabilir miyiz? Yani şimdi 5 tane oldu soru da söyleyeyim. Yani Udemy ile ilgili ilk yeni duyanlar Udemy'yi evet. duyuyor. Tamam, orada bir cevap vereyim. Kalsın sana mikrofon sende. Şimdi şey, yani bu aslında bahsetmeyi düşünüyordum ama unuttum. Yani pazarlama yani kabaca. Girişimci olarak elde etmeniz gereken en önemli yetilerden bir tanesi. Yani ürün geliştirme kadar önemli, hatta belki daha da önemli. Yani dolayısıyla hani ilk girişiminizse hani pazarlama, yani yeni kullanıcılar nasıl siz şirketinizden haberdar olacak kısmını bayağı bir uzmanlaşmanız gerekiyor. O yüzden kendinizi geliştirmek için de en çok önemli. Yani en çok o konuda çalışma yapmanız gerekiyor. Yani biz nasıl yapıyoruz? İşte 3-4 kanaldan genelde insanlar duruyor. Özellikle biz yani Amerika'ya özgü bir pazarlama yapıyoruz. Satışlarımızın çoğu distribution deal'lardan geliyor. Yani başka medya kanallarıyla işte orada onların Udemy derslerini satması üzerinden ve satıp pay alması üzerinden anlaşmalar yapıyoruz. Ve işte şu anda işte ilk anlaşmaları yaptığımız birkaç küçük şirket burada çok başarılı da rakamlar elde etti. İşte reklam vererek kazanımcı gelirin 5-6 katlarını elde etmeye başladılar. Ondan sonra şu anda 60-70 tane şirkette anlaşmalarımız var. En çok satış oradan yapıyoruz. Onun dışında misal işte arama motorlarından trafik gelmesini bekliyorduk. İşte beklediğimiz kadar iyi olmadı o. Bir de normal yaptığımız hani insan yani word of mouth ya da viral marketing de yani bir kullanıcıdan diğer kullanıcılara yani şirketin pazarlaması yöntemiyle gelen trafik var. Bu da özellikle viral pazarlama hakkında çok fazla konuşma zamanım yok ama hani bunun ne olduğuna bakın çünkü hani yani çok önemli bir şey yani bilmek gereken bir şey. Çünkü bir kullanıcıdan diğer kullanıcılara eğer geçebiliyorsa, her bir kullanıcı iki kullanıcı getiriyorsa sizin şeyinize, ürününüze, o zaman hani pazarlama problemini tamamen çözmüşsünüz demektir. Yani bu üçü genelde çalışıyor ama bundan sonra paralı trafik almaya şansınız var. Çünkü şirket doğrudan gelir yaptığı için parayla trafik alma şansımız var. Yani örneğin en son Zynga ve Groupon gibi şirketlere bakarsanız bu şirketlerin hani çok büyümesinin en önemli nedeni çok yani herhangi bir kullanıcıdan ne kadar gelir elde ettiklerini çok iyi biliyorlar. O geliri ne kadar gelir elde edeceklerini iyi bildikleri için de o kullanıcıya sahip olmak için ne kadar para harcamaları gerektiğini de çok iyi biliyorlar. Özellikle Türk kullanıcıları için bir girişim yapıyorsanız Türkiye'de reklam almak yani trafik almak çok ucuz. Türkiye'de reklam vererek para kazanmak zor. Hani o açıdan kötü yani reklamla para kazanmayı planlıyorsanız. Ama doğrudan gelir elde ediyorsanız başka sitelerde reklam vererek oradan trafiği çok ucuz alabileceğiniz için yani para doğrudan kazanabiliyorsanız o en potansiyeli yüksek kanallardan bir tanesi. O da çok analitik bir yürütmeye şey yapıyor, gerektiriyor. Üye sayınız artarak mı? Yani, onu bahsedeyim. Özellikle pazarlama konusunda Andrew Chen diye bir adam var. Andrew Chen'in blogunu bulursunuz. Andrew Chen pazarlama konusunda yani bir numara öğrenebileceğiniz insan. Yani çok iyi. O yüzden de hani onun bir işte en ünlü makalelerin listesi var. O makalelerin listesini böyle ezberleyin artık. Yani böyle hepsini ezberleyin o makalelerin. O kadar şey hani. Çünkü benim en fanatik şey yaptığım okuduğum yerlerden biriydi. Kullanıcı sayısı artar mı? Büyü artıyor. Yani paralı ders satışımız her ay %30 civarında artıyor. Bir sürü %50 civarında arttı ondan önce. Şimdi şu anda 50 bin civarında kullanıcımız var. Bunların 10 binine kadar paralı, en az bir tane paralı ders aldı. Ve hızlı bir şekilde büyüyoruz. Yani son 6 ay içinde de trafiğimiz 5 kat büyüdü. Ben hakkını devredeyim. Şöyle yapalım. Daha önce de ben sormuştum. Bu Türkçeleştirme ile ilgili veya diğer dillere destekle ilgili. Büyük ihtimalle yani çok büyük başarı kazanan siteler arayüzü farklı dillerde açtıktan sonra daha da büyük bir ivme yakalamıştır. Yani Udemy'nin böyle bir potansiyeli var çünkü diğer ülkelerde de eğitim satım açısından. Bu aşamada acaba gelir modelinde bir sıkıntı mı olur? Mesela Türkiye Türkçeleştirilmiş bir arayüzde Türkiye'deki eğitmenler de daha çok ilgi gösterecektir ama bu sefer işte ödeme nasıl yapılacak, nasıl para aktarılacak? Yani temel sorun bu mu aslında? Temel sorun bu değil aslında. Temel sorun şu. Yani neden yani şu anda halihazırda çok dili değiliz? Çünkü hala yani en kolay para yapılacak yer pazar Amerika bizim için. Şimdi yani başka çok dili hale geçmek aslında o kadar basit bir şey değil. Yani eğer ilk günden beri çok dili tasarlamadıysanız sistemi ona dönüştürmek zor. Dönüştürseniz bile farklı diller desteğinin arayüzünü bulunması aslında çok da fazla trafiği ya da şey arttırmıyor.
Yani bu işi yapan çoğu şirket YouTube falan gibi düşünüyor. Yani YouTube'da bile çok dil hale geçmeleri trafikte bir ciddi bir sıçrama yaratmadı. Asıl trafikte sıçrama yaratan her dile özgü ekipleri kurmaları. Yani gerçek anlamda bizim Türkiye'de ya da işte Türkçe ve İspanyolca hani en dikkatimizi çeken şeyler diller. Yani burada yapmamız için o iki grup içinde bir yani business grubu üretmemiz gerekiyor. Eğer o business grubunu açacak şeye gelirsek, yani Türkiye'den o kadar para kazanabileceğimizi düşünürsek o zaman yapacağız. O da planlarımızın aynı içinde var ama dediğim gibi yani bu yani çok dilli şey yapmak, çok dilli bir operasyon yapmak bayağı bir zor aslında. Hani iş sadece yani dili çevirmekle bitmiyor. Dili çevirmek aslında dedim yani çok zahmetli ama hani çok da radikal bir fark getiren bir şey değil. Çünkü Türkiye'de bile aslında hani en high-end kullanıcılar, ilk çekebileceğimiz kullanıcılar zaten aslında İngilizce bilen kullanıcılar. Yani o yüzden çok, onu birazcık erteliyoruz yani. Şu mesela bir tane daha soru var mı senin ama o kadar tamam. Ben Hasan, öncelikle teşekkürler. Önceki sunumumuzda Alper'le birlikte bir ilişime başladık. Bu açıdan size çok katkı sağladı. Öncelikle yani sunumumuz üzerinden gidersem bizim problemimiz birçok serviste bulunan, mesela Dropbox, Boxnet, Kutu gibi serviste bulunan içeriğimizi tek bir servisten yönetemememizdi. Yani tek bir servisten dinleyemiyorduk. Biz bu problem üzerinden Oynio adlı bir girişime başladık şu anda Alper'le birlikte. Bu açıdan bizim şöyle bir strateji kullanmayı düşünüyoruz. Yani biz girişimin her aşamasında insanlarla ne yaptığımızı, karımız, zararımız ya da karşılaştığımız zorluklar, öğrendiklerimiz bunu paylaşmayı düşünüyoruz. Yani bunun bize zararı mı olur, yararı mı olur? Yani bu noktada ne gibi karşılaşacağımız sorun olabilir? Zararı hiç olmaz, yararı olur. Yani tek düşünceniz yani oranı ne kadar zaman ayıracağınız. Yani bana kalırsa aklınıza gelen hani öğrendiğiniz her şeyi paylaşabilirsiniz. İşte sadece yasa dışı olmayan hani şeyleri biraz filtrelememiz gerekiyor paylaşırken. Yaptığınız küçük hileleri. İşte da o tarz şeyler yaptıktan sonra hani her şeyi paylaşmanız da avantajlı. Ama dediğim gibi hani bunu çok da fazla zaman harcarsanız hani asıl işinize daha az zaman harcamanız gerekebilir. O yüzden o dengeyi kendiniz kuracaksınız. Onun dışında şey hani yani kullanıcılarla sizde şöyle bir sıkıntı var işte. Gerçekten insanlar çok fazla şey kullanmak istiyor mu? Aslında pazar acaba sadece tek bir tane paylaşım şey ne hani platformuna doğru mu gidiyor? Acaba Dropbox hani emiyor mu her şey falan gibi sorulara cevaplamanız gerekiyor. Mesela şu anda bir paramız açtık. Yani en azından proje hakkında bilgi veriyoruz ve mesela 15-20 kullanıcı beta tester olarak evet. Mesela bize geri dönüş yapmış diyor. Yani bu aşamadan sonra mesela yatırım almakla ilgili de biz diğer toplantıyı mesela 13'ündeki toplantıya bir prototip geliştirmeye çalışıyoruz. Yani bu açıdan bize çok açılmak bu şekilde yatırım geri dönüş konusu. Çünkü fikrin çalınma ihtimali var. Ya da... Bu işi bayağı bir şirket yapıyor söyleyeyim size. Yani hani fikrin çalınma ihtimali yok. Zaten hani başkaları da deniyor şu anda. Şeyde... yani sizin... Mesela diğer serviste olmayan bir özelliği bizden alınma ihtimali çok rahat bir şekilde var. Şimdi şey yani orada şunu söyleyeyim hani o insanların size bakması bayağı bir zaman sürecektir. Yani sizi bulması bile hani çünkü insanlar Dropbox'ı bulup Dropbox'ı yapıyorsa kopyalıyor. İşte hani şu anda Apple rakip oldu ona falan kendi şeyleriyle yeni sistemiyle hani insan onlara bakıyor. Yani insanlar yani mesela Noband şey Udemy'de bile yani insanlar bizim bazı şeylerimizi çalıyor ama hani çok da kritik olmuyor onlar. Yani bir şeylerin çalıp rakibe gitmesiyle elde edeceğiniz bilgi kaybı çok az. Çünkü aslında çoğu başarısız çok bariz şeyler oluyor. Onları zaten alabilirler. Hani istediğiniz kadar gizli tutun. Burada sıkıntı yok. Bu arada senin bu dediğin işle ilgili benim de bir şeyim var. Hani bir fikrim var. Yani çünkü daha önce de böyle benzer bir şey ben de böyle hani kurguluyordum. Şöyle bir yani çok basit bir şey söyleyeyim. Mesela hani Dropbox süper çok güzel ama Dropbox'ta küçük bir alan var. Hani ben eğer 100 GB'lık bir klasörümü bir yerden bir yere paylaşacaksam ben Dropbox yerine hani o dosyaları S3'te tutmayı tercih ederim. Çünkü çok daha ucuz hani. Aslında bu tür birden fazla şey kullanım, taşıma sistemi kullanmanın bir mantıklı bir şey var hani. Gerekçesi var. Ben bir şahsi olarak yaşıyorum bunu ama hani o yüzden şöyle iletişime geçebiliriz yani. O konuda bazı fikirlerimi almak isterim. Konuşurken şey demiştiniz hani bir ürünü ilk minimum viable product olarak çıkarıp etmek lazım dediniz. Tam ürün olarak ortaya koymanın ne gibi bir zararı olabilir? Ne gibi zararlar? Şöyle. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hani hangi ürünleri tam ürün olarak hale getirmekte mantıklı şey var. Yani genelde şöyle bir zarar var. Bir senelik bir öğrenme şeyini kaybediyorsun. Yani ne kadar beklemişsen o kadarki süreyi kaybediyorsun. İkincisi
ürün hale getirdiğiniz zaman bir sürü karar vermiş oluyorsun ürününle ilgili. Bu kararların çoğunun yanlış olması çok yüksek. Eğer daha sonra bir sene uğraştıktan sonra, ürünü tam halde yayına soktuktan sonra işte ona rağmen yaptığın işlerin yarısını çöpe atmaya cesaret edemeyeceksen ki muhtemelen öyle olacak. O zaman seni çok fazla şey yapacak hani doğru kararla halihazırda yatırım yaptığın işte kod arasında böyle bir seçim yapmak zorunda kalacak. Hatta buna şey diyorlar psikolojide işte sunk cost diyorlar, batık şey yani hani yanlış bir karar verdikten sonra yanlış karar verdiğini anlasan bile o yanlış kararın yanlış olduğunu şey yapmak hani kabullenmenin şeyinden dolayı kabullenmediğin için daha da fazla yanlış karar veriyorsun. İşte örnek olarak finansal olarak her şey çökmeye başladığı zaman bile şirketler oraya para yağdırmaya devam ediyor. Çünkü hani hata yaptıklarını anlamak çok zor oluyor. Çok nadir şirketlerin yani tam bir ürün olarak başlaması gerekiyor. Nedir hani hangi şirketlerde bitmiş bir ürünle başlamak gerekir? Mesela kullanıcıların güvenlik duygusu çok şeyse hani çok kritikse örneğin Mint.com kişisel olarak kredi kartı şifrelerinizi verip sizin adınıza tüm işte bankalardaki bilgilerinizi bir araya getiren bir arayüz sağlıyordu. Yani kredi kartı şifrenizi veriyorsunuz yani 10 tane hani hem de şeyde hani bu adamlar işte hani minimum viable product'la başlamayı 1,5 sene işte böyle prototip yapıp öyle ilk yayını çok büyük bir şeyle yayına soktular. İşte sadece domain name'e bile dünyanın parasını harcadılar. Hani bu tür bazı çok spesifik şeyler var işte hani kullanıcıların ilk ürüne çok önem verdiği şeyler. Mesela Apple'sanız bir sonraki ürününüzü çıkarıyorsanız yine aynı şey minimum viable product yapamazsınız Apple olarak. Şeyde örneğin mesela Zynga'dan bir örnek vereyim. Zynga ilk defa Stivil şirketine, Stivil oyununa kadar her oyunu minimum viable product olarak çıkarıyordu. İlk defa Stivil'de bunu çok büyük hani hazırlıkla başladılar. Çünkü hani çok bazı spesifik yani o kadar büyük bir trafikleri vardı ki yani oraya yapacakları reklam kampanyasının kötü gitmesini şey yapamıyor hani şirket kaldıramazdı. Tarihin en büyük bir reklam yani bu tür durumlar hariç her durumda yani olabildiğince erken yerine sokmanız lazım. Şeyi soracağım ben. Non-profitlere bakış açınız ne? Yani online eğitim sektöründe Khan Academy var en bariz örnek. Hı-hı. Rakip olarak görüyor musunuz yoksa bir yerde desteklemeyi seçebilir misiniz onları? Nasıl bakıyorsunuz? Şöyle bakayım, söyleyeyim hani çok açıkça konuşayım. Yani Salman Khan'ı Udemy'ye almak için bayağı uğraştık, olmadı. Şeydi hani yani o bizim vizyonun büyük bir parçasıydı. Şimdi non-profit, teknik olarak Khan Academy non-profit ama aslında çok da non-profit değil. Şeydi yani 2,5 milyon dolar Google'dan, 2 milyon dolar Bill Gates Foundation'dan aldılar. Salman Khan'ı hani o bilmeyenler için söyleyeyim işte kuzenler için internette yüzünden kuzenlerine Skype üzerinden ders veren bir işte hedge fund manager. Yani bayağı büyük işte MIT Computer Science mezunu, işte Harvard MBA'li bir adam. İşte çok iyi bir işi var ama bir yandan da işten sıkıldığı için kuzenlerini Skype üzerinden ders veriyor. Derken derslerin bir kısmını işte böyle çizerken işte videolara küçük kaydetmeye başlıyor. Bir anda böyle ekledi videoları, YouTube'a eklediği videolar o kadar ünlü hale geldi ki böyle işte tüm gazetelere, dergilere her şey çıkmaya başladı. Tüm dünyaca böyle milyonlarca insan her gün onları izlemeye başladı. Ve Salman Khan da böyle eğitim alanında böyle bir şey oldu hani. Fenomen haline geldi. Tamamen non-profit olarak yapıyor. Hiçbir para beklemeden yapıyordu. Ama işte 4,5 milyon dolar yeni katkı geldi. Şu anda şey yani paralı hale yani para kazanmaya çalışıyorlar. Listelerle beraber işler yapıyorlar. Hani non-profit'e genel bakışım şu. Bazı konularda non-profit'ler çok iyi işliyor. Ama eğer sürdürülebilir bir ve ölçeklenebilir bir iş yapmak istiyorsanız genelde para döngüsüne ihtiyacınız var. Non-profit'lerde de o sıkıntı var. Şu anda hani yani o giren 4,5 milyon dolar hani Salman Khan ve ekibini hani çok iyi de bir ekip kurdu. Hani uzun süre yani götürecek kadar nakit sağlar ama yani onlar bile şu anda para kazanmaya çalışıyor. Non-profit'ten profitable company yani for profit company'ye geçiş aşamasındalar. Yani bunu da hatta böyle çok birinci kaynaktan biliyorum yani. Son soruyu da aldım. Yasin'da. Şimdi genelde baktığımızda büyük patlama yapmış sitelerin İngilizce olarak çıktığını görüyoruz. Facebook, Google gibi. Şimdi biz de böyle genel insanlara hitap eden bir site yaptığımızda ya da bir girişimde bulunduğumuzda İngilizce olarak girmemiz bize çok büyük fayda sağlar mı? Yoksa şimdi Türkiye'yi biliyoruz, Türk insanı biliyoruz. Türkçe olarak girip daha sonra mı yabancı dile çevirmemiz daha uygun olur? Şimdi şey, yani aslında o uygulamanın çoğu İngilizce olmasından çok hani Amerika'dan çıkmış oluyor şey olarak da hani. Şimdi burada sıkıntı burada şu. Yani ilk kullanıcıları neredeyse yani ilk siz nereye pazarlama yapacaksanız oraya en uygun dili seçmeniz lazım. Eğer sizin uygulamanız tamamen hani hiçbir lokasyon dilden bağımsızsa işte örnek vermek gerekirse Fizya örneğin hani tam çok güzel bir örneğiydi.
O zaman İngilizce olarak başlığımız avantajı olabilir. Çünkü bu tür bazı uygulamalar yani tamamen kullanıcıdan kullanıcıya sıçrayarak büyüyor. Amerika'da küçük bir kullanıcı ekibi bile yani bulduğu şey yaptığı zaman, bunu kullanmaya başladığı zaman bir anda Amerika'da da çok büyümeniz, dolayısıyla tüm dünya açmanız mümkün. Ama eğer pazarlamanız daha çok bir kullanıcılarla birebir görüşmeye, işte insanları teker teker ikna etmeye, işte bir sürü basının ilişkisine dayanıyorsa, onları hani Amerika'daki kullanıcılar buradan yapmanız çok zor. Dolayısıyla hani erişebildiğiniz kullanıcılara, erişebildiğiniz kullanıcıların tercih ettiği dilde açmanızı öneririm. Yani hani İngilizce sadece açıp hani her şeyin Türkiye'de olup sadece dilinin İngilizce olması hani şirkete bir avantaj sağlamaz pek. Eren, çok teşekkürler. Sağ olun.